akşamlar sevgili Kanal 38 izleyicileri. Bir objektif bakış programıyla yine bu cuma sizlerle birlikteyiz. Evet, bu hafta Dursun Bey dahil oldu. Geçen hafta şehir dışındaydı. Tabii geçen hafta da çok önemli bir konumuz vardı. Sayın Bayar Özsoy'la birebir bir sohbetimiz vardı. Meclis açılmadan önce kendisine hem meclis çalışmaları hem Kayseri'deki gelişmeleri değerlendirdik. Daha sonra sevgili Yusuf kardeşimle beraber ikinci bölümde Kayseri'de yansıyan önemli konuları değerlendirdik. Tabii AK Parti'de bu ara bir hareketlilik söz konusu. Bunu değerlendireceğiz. Ve şöyle baktığımızda aslında yani denk geldi herhalde. AK Partili milletvekillerinin yani ilk üç başlıkta AK Parti'nin milletvekillerinin açıklamaları var. Ama şöyle açıklamaları var. Her biri çok önemli ve gündeme dair açıklamalar. Diğer milletvekillerimizden çok fazla açıklama olmadığı için onları ekrana getiremiyoruz. Onu da söyleyelim. O da iyi. Ki Yusuf zaten hatta biz de belki önümüzdeki haftaki programlarda ilk başta biliyorsunuz objektif bakışa başladığımızda şey diye başlamıştık. Milletvekili performansları diye başlamıştık. Evet. Herhalde önümüzdeki haftalarda hem Yusuf hem biz de burada milletvekilleri performanslarını değerlendirerek devam edeceğiz. Hem bakak dedik abi. Bir bakalım ne yaptılar, ne ettiler değil mi? Tabii ülke gündemini konuşacağız. Özellikle İsrail'deki sıcak gelişmeler, Sayın Cumhurbaşkanımıza uzatılan dil, hareketler, sözler, anlamsız hareketlerden dolayı bir tepki var Türkiye'de. Bunu konuşacağız detaylı. Sayın Milletvekili Ayşe Böhürler anayasa açıklamasıyla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Onu konuşacağız. Yine Sayın Milletvekili Çaban Çopuroğlu Ankara'ya gide gitmez. Daha meclis ilk haftasını doldurmasına rağmen performansıyla işin gerçeği göz dolduruyor. Yani devam ediyor. Evet, takip ettiği projeleri sonuç vermeye başladı. Onu da konuşacağız programımız içerisinde. Sayın Milletvekilimiz Bayar Özsoy geçen hafta konuğumuzdu. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere özellikle çok sert eleştirilerde bulundu. Detay vermeyeyim, biraz sonra onu konuşacağız. Tabii Büyükşehir Belediyesi'nde aslında 6 ay sona gelen bir, aşağı yukarı 6 ay sona gelen bir deprem niteliğinde atamalar yaşandı. Kimine normal kadroda yer verildi, kimine özel kadro açıldı. Başkanlık sıfatı taşıdığı için mecburen eş değer bir kadro olmasından dolayı yeni kadrolar da açılmış oldu. Tabii AK Parti'de 5 ilçe başkanı değişti ama 3 ilçe başkanı daha belli olmuş oldu. Yani toplamda 8 ilçe başkanı belirlenmiş oldu. İYİ Parti'de ciddi anlamda yaprak dökümü var. Evet. Yani benim çok enteresan karşıladığım görüntülerden daha doğrusu... Özellikle Talas kanadı kırıldı. Ya Talas kanadı kırıldı ama geçtiğimiz hafta hani genel başkan danışmanların ziyaret eden, genel başkanına kadar çıkan ekibin bu hafta istifa etmesi... Evet. Hakikaten enteresan. Şey mi acaba oradaki aldıkları sözü yerine getirilmedi, onlar da getirilmedi ya, diye. Bir yani şöyle diyelim içini açarız belki ama il başkanlığıyla ilgili bir ciddi şey var, yarış var. Evet. Diyelim Yusuf da konuya çok hakim olduğu için. Aynen. Geçen hafta biraz şöyle ucundan dokunduk ama programımızın süresi çok fazla da ama biz ondan sonra ki gelişmelerde patır patır böyle. Yani bizden sonra Göker Bey'in istifa etmesi. Bizim bekleme, sen biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Bir hafta önce şeyi çıkılıp da hemen arkasından i̇şte bu hafta de, dökülmesi ne biz de beklemiyorduk. Orada, orada yani. O kadar dökülme beklemiyorduk. İşaret etmek istediğim oydu. Bir hafta önce çıkıldı. Evet, evet. İl başkanlığı dahil bir sözler alındı. Yerine gelmedi. Ya mesela yok, şey doğru söylüyor. Deniz abi doğru söylüyor. İl başkanlığı yarışı vardı orada. İstedikleri olmadı dediğin gibi. Olmayınca yani işte, patır patır. Bunu detaylandıracağız çünkü mesela orada senin dün de gazetepres.com'da yapmış olduğun bir haber vardı. Gece saatlerinde atmıştın haberi. İYİ Partili Mazhar Polat istifa etti. Aynen, Mazhar benim çok eski arkadaşım. Orada ilginç detaylar da var ama. Sayın Polat benim çok eski arkadaşım. Tabii. Anavatan Partisi'nde genç kollarında üst kademelerde falan görev yaptığımız bir arkadaşımızdı. Kim, partinin kurucusu. Partinin kurucusu yani Kayseri kurucusu tabii, tabii, en azından. Aynen. Yıllarca aşağı yukarı 7-8 senedir partiye hizmet etmiş isim. Hatta meclis üyeliğinde bana göre haksızlık bile yapıldı kendisine. Evet. Yani meclis üyesi olabilecek sıralamaya konmadı. Biraz daha aşağı kondu. O konuda da bir haksızlık vardı. Yani bunların hepsini detaylandırırız, konuşuruz ama. Yani orada da enteresan gelişmeler var. Tabii bugün enteresan gelişmelerden bir tanesi de işte Kayserispor kötü gidişe devam ediyor. Aslında başlık çok stabil bir başlık. Kötü gidişe devam ediyor kastı Kayserispor'un puan kaybetmesi değil. Evet. Puan kaybetmesine sebep olanları konuşacağız. Yönetimsel, tekniksel bazda, futbolcu stratejik bazda, bir başlık olmuş. Taraftarsa ki ilk defa
yani Kapalı Kale aksi bir açıklama yaptı. Tabii abi tepki gösterdi. Bunu konuşacağız. Tabii bu konular Dursun Bey de, Dursun abi de çok alakadar eden konular. O da bir hafta dinlendi. Hazırlandı ve geldi. Onları yalnız konuşacağız. Oraya patla ha. Bu tarafa patla. Yok sana patla. Yok muhtemelen öyle olur. Ya tabii programımız içerisinde tabii spontane gelişen bazı gelişmeler de oluyor. Aklımıza geldi. Onları da konuşuyoruz. Ama programımızın mihmanında objektif konuları, olunca öyle oluyor abi. Evet. Programımızın mihmanında bu konuları işleyeceğiz. Sana bakınca aklıma geldi de tamam. Büyükşehir Belediyesi deprem niteliğinde atalamalar demiştim. Evet, evet. Onu da değerlendireceğiz. İstersen ülke gündeminden başlayalım. Çünkü en sıcak gündem o şu anda. Evet. O zaman buyur. Evet yani özellikle İsrail'in fütursuzca katliamına devam etmesi ve buna aylardır belki de yıllardır sessiz kalan İran'ın füzeyle cevap vermesi ve füzelerin o demir kubbeyi geçip İsrail'e düşmesi dünya üzerinde de hem şaşkınlık yarattı hem de artık savaşı tamamen start vermiş oldu savaşa. Bu ülkemizde insanlar bu işe bize sıçramaz gibi bakan çok ama Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan da dediği gibi savaş gerçeğinden kimse kaçamaz. Kapımıza kadar gelmiş durumda ve şu anda 3. Dünya Savaşı'na doğru giden bir durum var. Hatta giden değil artık gitmiş durumda. Sadece diğer ülkelerin ve İsrail'in şu andaki hamlesinin devam ettireceği durumlar ortaya çıkacak. Ki Türkiye'den uzak diyenlere şunu söylemek lazım. Erken uyarı sistemleri Türkiye'de, Kürecik'te. Yani Türkiye bu savaşın dışında kalma şansı yok. Evet. Ama nasıl bir taraf belirleyecek? NATO ile birlikte mi taraf belirleyecek? Mazlumların yanındaki yer aldığı yıllardır yine öyle mi olacak? Türkiye'nin hamlesini bütün dünya bekliyor. Çünkü Türkiye'nin hamlesi belki de bu savaşın gidişatını da değiştirecek bir hamle. Ki Rusya ve Çin henüz ortaya çıkmadı. Evet. Orada suskun ama dünyayı her fırsatta tehdit eden bir Kuzey Kore var. Ve İsrail'i tam destek verdiğini açıklayan İsrail'i bir İngiltere var ki İngiltere hani büyüklerimiz hep şunu söylerdi, büyük şeytan derdi. Evet. Yani İngiltere her savaşın arkasında, perdenin arkasında durur. Çok ön plana çıkmaz ama bu sefer direkt ön plana çıktı. Bu da çok ciddi alınacak bir durum. Amerika'nın tarafı zaten belli. Ki bu noktada İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri vurmayacağı da savaşın yönünü değiştirecek ve gösterecek gibi görünüyor. Bu ülkemizi çok direkt etkileyen bir konu. Herkes gerekli tedbirleri bence almalı. Ya tabii şimdi İngiltere'den de işte bir açıklama var biliyorsunuz. İşte hani Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'in Lübnan'a başlatmış olduğu kara harekatından sonra Orta Doğu'daki gerilim iyiden iyiye tırmanıyor. Evet. Bu malum. Tabii İngiliz basını da ya birilerinin maşası olarak ya da bildiği bir şey olduğu için bunları söylüyor. Yani Türkiye'nin de bu savaşa çekilebileceğini, olası bir savaşta işte Irak, Çin, İran, Çin, Rusya, aynı safta İsrail Batılı müttefikleri de ayrı bir saf tutabileceği söyleniyor. İşte John Biden'ın açıklaması, yani İsrail'deki Lübnan'ı vurması, İsrail'in ya da İran'ın İsrail'e bombardıman düzenlemesi. İsrail'in Şam'ı vurması. İsrail'in Şam'ı vurması, bunların bir Amerika desteğiyle olduğunu, Amerikalı askerlerin de Amerikalı güçlerin desteğiyle harekete geçtiği söyleniyor. Tabii İsrail artık amacını farklı bir boyuta getirdi. Önce Gazze'de de, sonra işte Lübnan'ı dahil etti, işte İran'ı dahil etti, sonra Lübnan'ı dahil ediyor. Derken dediğin gibi 3. Dünya Savaşı'na gidebilecek bir durum söz konusu. Hatta İsrail'le işte bakanların açıklaması, Netanyahu'nun açıklaması falan neydi? İşte hani Türkiye'yi de bu işe dahil edebiliriz. Yani zaten en çok da ona uğraşıyorlar. Evet. Yani Türkiye bu işe dahil olsun diye uğraşıyorlar. Aslında İsrail yıllardır bir türlü dillendirilmeyen ama hep bilinen vaat edilmiş topraklar harekatını başlattı. Bunun içinde Türkiye var zaten. Tabii. Yani yaptıkları haritada ki Kayseri Pınarbaşı'nın yukarısı vaat edilmiş topraklar arasında gösteriyorlar. Yani bu zaten bizim bu savaştan kaçma şansımız yok. Ya işte bu ya bir dünya savaşı haline dönecek ya da bölgesel savaş haline gelecek.
Yani işte Sayın Tayyip Bey'in söylemiş olduğu işte yani sınırlarımıza çok yakın. Evet. Açıklaması. Evet. Yani bizim de bu konuda işte önümüzdeki süreçte nasıl bir adım atarız? NATO'nun sessiz kalması, Birleşmiş Milletler'deki yaptığı konuşma ve bu konuşmanın ardından tamam tepkiler çok iyi, herkes Tayyip Bey'i tebrik ediyor ama ciddi anlamda bir adım da atılmıyor. Yeni bir göç de kapıda, Lübnan'dan Suriye'ye yüz binler geçiyor. Şu anda oradan hala da geçecekler işte. Ülke Türkiye. Yani şu anda Türkiye'ye geliyor, yani Türkiye'nin kaldırabilecek zaten şu anda biliyorsunuz tamam biz Ensar'ı severiz. Yani ülkemiz Ensar'lar ülkesi öyle diyebiliriz yani. Aynen. Her milletten insan var Türkiye'de. Evet. Yani İstanbul'a gittiğiniz zaman belki Ankara, İstanbul, İzmir'de bunu daha apaçık görebiliyoruz. Ama Türkiye'nin de belli bir alabileceği şey var. Kapasite var. Evet. Ama biz bu kapasitenin içerisine eğer Lübnan'ı da katarsak bir taraftan Suriyelilerin gönderilmesi planlanırken o zaman hiç önlemi alınmaz. Ben öyle bir şeye gireceğim ben çok zannetmiyorum. Ama işte şu anda geliyor. Bir göç var yani. Yüz binler terk etmiş durumda. Şey resmi bir göç olmasa da bir göç var yani. Suriye olayında yaşadığımız gibi olduğu gibi hadi girin Türkiye'nin içine de denmeyecek ne olacak? Yani. Sınırında mayın mı var? Nereye girecekler? Yürüye geliyorlar zaten. Bak ben Türkiye genelde savaşa girerdi girmezdi onu tartışıyoruz ya. Şimdiye kadar son 20 yıla, 25 yıla baktığında silahla değil de genelde masada çözme yoluna gittik. Masada da çözme ihtimalleri de var bazı şeyleri Türkiye'nin. Ben öyle bir şey olursa da şaşırmam. Masa gitti ya. Masa bitti de. Yok gene şimdi demin söyledi ya abi. Masa yangın yeri yani oraya masaya oturan yanar. Doğru. Ya şimdi tabii yani bakın. Ben stratejik gidebilir diyorum. Yani genelde savaşa karşı bir ülkeyiz ya biz her zaman. Yine o yola girebiliriz diye ama son çare ne olur? Şu anki gidişata baktığında onu bilemiyorum tabii. Ya tabii şimdi mecliste de aslında ılımlı bir şey de var. Hava da esiyor. Evet. Biliyorsunuz 5 yıl sonra ilk defa veya uzun yıllar sonra ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Cumhurbaşkanımızı meclisin açılış törenlerinde ayakta karşıladı. Sayın Devlet Bahçeli'yle demin tokalaşması. Tabii yani şey Özgür Özel'in. Özgür Özel'in işte ılımlı açıklaması. Evet. Yani ayağa kalkın ama alkışlamayın. Şeklindeki açıklaması. Ya ben birçok milletvekili ona iyi bakmıyorum abi ya o olaylara. Yani şöyle ben meclis şöyle ortak ben dem dışında meclisin ortak hareket edebileceğini düşünüyorum. Yani Özgür Özel tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri. Bakıldığında sol partinin bir lideri ama ben de onun hani şey olduğunu düşünmüyorum. Özgür Özel direkt Türkiye'nin kötülüğünü isteyen, evet. Menfaatine olan şeylerden karşı durmaz gibi geliyor bana da. Yani ben onu düşündüğümüzde yani yeni Türkiye için adımlar atılmaya başlanıyor. Tabii şimdi bu çerçevede yani buradan da biraz siyasete doğru şöyle ilerlersek. Bu çerçevede tabii şey de oluyor Dursun Bey. Ne onun adı? Seçimlerle ilgili işte sürekli bir söylemler gelişmeye başladı. İşte 2025'te yapılsın, 2026'da yapılsın, işte bir an önce erken seçim yapılsın. İşte ben seçimi alamazsam CHP liderliğini bırakırım. Efendime söyleyeyim, siyaseti bırakırım, siyaseti noktalarım gibi açıklamalar da yapılıyor. Ama şu andaki gündem biliyorsun anayasanın değişikliğiyle alakalı. Evet. Ya bir görüşte şu, anayasa değişsin, tamam. Ama bu anayasa ilk seçimlerden itibaren devreye girsin. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünün kesilmesiyle alakalı yani yeni anayasada Cumhurbaşkanı tekrar Tayyip Bey'in tekrar seçilememesiyle ilgili bir söylem gelişmeye başladı. Yani anayasanın işte ilk 4 maddesi çok tartışılıyor. Yani, özellikle evet. Hüdapar'ın açıklamasına Sayın Tayyip Bey'in, Sayın Mustafa Destici'nin, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi liderinin, Sayın Bahçeli'nin açıklamaları. Hatta demin de tabuları bir kenara bırakın anayasayı görüşelim açıklamaları var. Yani neyi bir kenara bırakacağız? Tam demin istediği noktaya geliyor ama o noktaya hiç kimse getirmez. Yani, bunun yanı sıra tabii siyasi yasakla ilgili gelişmeler var. Ekrem İmamoğlu'nun. Yani aslına bakarsan siyaset çok karışık Ankara'da. Ya şöyle, ben İstinaf Mahkemesi'nin hani Sayın Ekrem İmamoğlu 2-3 defa başvuruda bulundu. Bu başvuruya bulunurken de şöyle duruşmalı yapılsın diye itiraz noktasında geliştirmeye çalıştı. Ama ben şunu şöyle değerlendiriyorum. Muhtemelen İstinaf Mahkemesi bu kararı onayacak gibi geliyor. Yargıtay'a doğru gidecek. Yargıtay'a doğru gidecek gibi geliyor. Yani sanki bu kararı onayacak gibi geliyor.
Çünkü açıklamalar hala sert. Yani gelen açıklamalar işte Ekrem İmamoğlu başvuru yapıyor. Başvurudan sonra basın mensuplarına ya da kendi medyasına açıklama yaparken hala sert açıklamayla devam ediyor. Yani ben bunu söyledim ama evet devam ettiriyorum. Hatta bir de üstüne koyarak devam ediyor. Bu mantığını ama bir de tabii bir de şöyle bir şey var. Bizim ülkemizde biliyorsunuz bu tip mağduriyete uğramış birçok kişi de en iyi yerlere gelebiliyor. Sanki, mesela Tayyip Bey işte bu işte sanki o mağduriyeti yaratmaya çalışıyorlar. İşte onu diyorum. Yani Tayyip Bey bu mağduriyetten 2 yıl siyasi yasak sonrasında Cumhurbaşkanı adayı olarak Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkartma gibi bir plan var. Zaten 5 yıl yasaklı ya, ömür boyu yasaklı olmayacak evet. Zaten 5 yıl yasaklı. Yani 5 yıl içerisinde Ekrem İmamoğlu kendini çok fazla geliştirebilir. Evet. Yani çünkü o mağduriyete ihtiyacı var gibi sanki. Yani, evet. Yani şu şartlarda kendisini, ben Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğini düşünmüyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Cansu'yu abi. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğine ben inanmıyorum. Aynen, ben de katılıyorum ona. Yani Mansur Bey'in de olacağını düşünmüyorum. Bu da parti içerisinde çok büyük sıkıntı. Yani Özgür Bey şu andaki Özgür kendi mi olur diyorsun? Kendi olabilir. Bu da parti içerisinde çok büyük sıkıntıya neden olur. Çünkü parti içerisinde hem Mansur Yavaşçı hem de İmamoğlu'nu destekleyen çok önemli kesim var. Geçenlerde bir Tüzük Kongresi yaptı. Tüzük Kongresi'nin tamamına damga vuran tek olay neydi? Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ın omzuna kafasını yaslaması oldu. Evet. Bütün aklı da o kaldı. Evet. Hiçbir madde muhalefette geçmedi. Evet. Hep oy birliğiyle geçti. Oy çokluğuyla geçmedi, oy birliğiyle geçti. Oy birliğiyle geçti. Evet. Ya birçoğu öyle geçti. Ama o güne damga vuran tek olay neydi? Mansur Yavaş'ı daha sonra konuşturmaya kalkması. Mansur Yavaş da çok güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki yani tek ben değilim dedi Büyükşehir Belediye Başkanı dedi. Başka arkadaşlarımız da var dedi. Niye ikimiz konuşuyor sadece dedi. Bu parti içerisinde sıkıntıya yol açar. Doğru diyor. Doğru. Afyonkarahisar da konuşabilirdi. Tabii. İzmir de konuşabilirdi. Antalya da konuşabilirdi. Muğla da konuşabilirdi. Niye sadece bu ülkede iki belediye başkanı konuşuyor? CHP Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzey programlarında. Hı. Ya bu da tabii. Ayrı bir soru işareti. Yani bunları değerlendirdiğimizde hakikaten siyaset farklı bir boyuta gidiyor. Evet, şu anda zaten ben Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğini düşünmüyorum. Mansur Yavaş'ı bilmiyorum da yani ama senin biraz önce söylediğin sen mi dedin? Çok büyük Özgür Özel dedim. Belki kendine oynuyor. Kendini gösterecek ama bu çok büyük karışıklığa neden oldu. Çünkü şu ana kadar geliş noktası hep İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığına aday gösterecek pozisyonda parti içi de buna hazırlandı. Parti içerisinde de çok büyük destekleyenler var İmamoğlu. Evet. Çünkü son genel kurulda neredeyse kendine yakın isimleri partiye doldurdu Ekrem İmamoğlu. Yani İmamoğlu tarafından da bir hazırlık var o noktada. Evet, doğru. Yani parti içinde de bir hazırlık var. İkisi de ya o yalnız değil yani. Bir grubu var onun orada bence. Evet. Ve bu sıkıntı yaşatabilir. Bir partinin aday göstermesi gerekmiyor mu? Şart bu değil. Tabii canım. Evet. Tabii. Yani bütün İstediğin kadar kendi çizim istediğin destek gibi yani. O zaman şunu diyecek. Bağımsız olacak. Ama şöyle bir durum var işte. Benim söylemeye çalıştığım. Tabii. O tepki, ne kadar imza toplayacak. O tepkiyi göze alacak mı? O tepkiyi göze alacak mı? Kim? Özgür Özel. Bak ben sana şu söyleyeyim mi? Siyaset çok şey gibi. Şimdi olmazlar oluyor. Bak bu meclis toplantısında, bu meclisin açılışında, bu yıl dönümünün açılışında olmazlar oldu. 50 yıl, 50 yılda bir karşılaşmayacağın şeyler oldu. Tabii canım. Yani CHP'nin Cumhurbaşkanımıza da ayakta karşılaması. Yusuf'un dediği gibi demlere gidip Devlet Bahçeli'nin elini sıkması. Yani bu meclis tarihinde, abi, bak, siyaset tarihinde çok nadir olabilecek şeyler. Bu dediklerini tamam. Ben en baştan, yani en baş derken önceki dönemlerde de böyle düşünüyordum. Atıyorum tam dersini yapalım. Cevabını da sen verirsen daha çok sevinirim. Diyelim ki Cumhurbaşkanı şey değil, Tayyip Erdoğan değil, CHP kanadından birisi, tamam mı abi? O meclis toplantısında o AK Parti ayağa kalkardı, alkışlardı. Çok ince bir şey söylüyorum abi. Evet. Çünkü AK Parti veya Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı veya bu ülkenin başındaki adama şöyle bakar. İşte milliyetçilikse milliyetçilik budur, tamam mı abi? Bu ülkenin cumhurbaşkanı diye bakar. Öyle veya böyle artık bir de seçerek geliyor, değil mi? Evet.
Ben şunu hiçbir zaman azmedemiyorum abi. Meclistesin, Cumhurbaşkanı oraya geliyor. Bu sefer o daha önce hiç kalkmıyorlardı, alkışlamıyorlardı. Şimdi de ayağa kalkmışlar da alkışlamamışlar. Sen Cumhurbaşkanı niye alkışlamıyorsun? Bir kere alkışlayacaksın, niye alkışlayacaksın? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bunu geçemezsin. Geçen hatırlıyorsan ben o konuşan adamla yaptığım videoların içinde şu cümleyi kullandım abi. Bir farklı yani Cumhur İttifakı'ndan değil, AK Parti veya MHP değil. CHP'nin belediye başkanı. Eğer göreve geldiğinde bunu bir bilmem neymiş gibi lanse edip canlı yayın açıp Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını kaldırıp şuraya koyuyorsan doğru mu abi? Yanlış. Buna tepki verilmelidir. Bu da yanlış. Buna şey bakamazsın abi. Ama, buna partili bakamazsın. Buna bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bakman lazım. Şu noktada senden farklı düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanı CHP'li olsaydı AK Parti ve MHP alkışlamazdı. Mecliste alkışlardı. Alkışlamazdı. Abi yapma gözünü seveyim. Bak siyaset... Alkışlamak var, alkışlamak siyaset, var. Ben demiyorum. Siyaset ben. O duruma geldi. Hayır hayır. Abi benden değilsen, kusura bakma benden değilsin. Bu noktada siyaset şu ben, an. Onu görmek lazım. Ha şu... Ben sana bir şey o zaman hemen sana şöyle cevap vereyim. Şu esen güzel havalar... Dur, haklısın. Evet çok özlediğimiz dur. Şeyler ama... bir şey söyleyeceğim. Kısa haklısın, sürer. Haklısın. Aynı şeyi tekrar şöyle söyleyeyim o zaman. AK Parti ben öyle umut ettiğim için. Ben de öyle umut ederim. Ben öyle düşünüyorum. Evet, umut yani ederim, ben AK Parti'nin çizgisine baktığımda bugün kalkan alkışlar diyorum. Ha alkışlamazsa aynı lafları onlara da söylerim. Evet. Yani umut yok, güzel bir şey. Ben de öyle umut ben ederim. Umut, ama umut kelimesi de yanlış. Ama oldu. Siyaset. Yani benim beklentim AK Parti'den buydu. Siyaset, budur yani, siyaset budur. O noktada. Benden ama değilsen. Yapmaz benden diye değilsen. Düşünüyorum. Yani kalkıp alkışlar diye düşünüyorum. Benden ama değilsen benden değilsindir. Bitmiş. Yapmazsa o zaman hemfikiriz. O da yanlış. Bu dönem çok kutuplaşma var. Yani bakma ha. Sen şimdi bu bak abi, ılık havalar var ya böyle hafif tamam. Böyle İlk loş onlar gider. Cumhurbaşkanı ve Özgür Özel bir araya geldiler. Arkasından ne oldu? Cumhurbaşkanı nezaket olarak gitti. Doğru mu abi? Evet. Doğru. Evet. Çok güzeldi. Sonrasında ne oldu? Ha. Çok sert fırtınalar oldu. Ama kim açtı onun yolunu? Gene Özgür Özel açtı. Ya. Oradan çıktın. Çıktın açıklama yaptığın açıklamalara bakıyorsun. Ben ne dedim? Ne anlatıyorsun? Ne Peris kardeşim. Ilımı uzatan sensin. Çok da güzel bir şey yaptın deyip takdir edildin. İşte arkasından çıkıp da bizim, çok tezat davranırsan yanlış, doğru mu abi? Yusufcuğum, bizim ülkemizde siyaset nasıl oldu biliyor musun? Ben sana zeytin dalı uzatıyorum, sen o dalı tutuyorsun. Ben zeytin dalını değil, ağacı kökünden kesiyorum. Dal elinde kalıyor. Evet. Ağaçla birlikte. Bizim yok. Ülkemizdeki siyaset bu noktaya yanlış. Geldi. Onu, evet. Onu tartışıyoruz. Yanlış olamaz zaten yani abi. Yani keşke düzelse. Beklentim, evet, umudum seninki gibi. Çok özlediğimiz kareler mareler ama bazı cenah için söylüyorum. Çok da şey de gelmiyor bana. Samimi de gelmiyor. Evet. Ben bazı hep, hareketler bak, çok samimi gelmiyor. Ben hep şunu şey bakıyor ne derler? Kör bakıyor. Nasıl? Kör bakıyor. Yo şey yani menfaat kokuyor abi. Evet. Bak ben anladın hep, mı? Ben menfaat hep, kokuyor. Ben hep şunu savunurum. Bu ülkeye kurşun sıkan adamın ve uzantılarının parti mecliste yeri olmamalı. Mecliste ona yeri ha, mecliste yeri var mı? O adamı yok hükmünde ya, sayacaksın. Elini sıkacaksın ya, bu kadar. Dediğin şey ben çok böyle doğru. Yusuf da aynı şeye katılır. Ben de aynı şeye katılıyorum. Onda hiçbir değişiklik yok. Kapalı oturum yapılıyor. He. Ne için yapılıyor kapalı oturum? Kimse kimseyi görmesin. Ya zaten oradalar. Yani biz terörle ilgili bir açıklama yapılacak. Yani terörle ilgili bir karar alınacak. Ama kapalı oturuma maalesef o milletvekilleri de katılıyor. İşte zaten kapalı oturum bir anlamı kalmıyor ki. Kapalı oturum bir anlamı kalmıyor. Yani tabii. O naklen yayınlı oturum oluyor. Yani, sadece biz bilemiyoruz ama mecliste malum grup ve hain örgüt biliyor. Milletvekillerinin hain. Cep telefonu kullanmaması diye bir şey var mı abi? Yok. Genel kurul sanırım yok değil mi? Böyle bir yasak yok. Yok. Ya da tablet ya da başka bir alet cihaz kullanmama gibi bir şansı var. Ya ne yaparsın? İşte sinyal kesiciler getirirsin bilmem ne ama ne yapacaksın adamı? Abi ne yapacaksın adamı? Adamı öldürecek. Çıktıktan sonra tekrar bilgi verecek. Aynen öyle. Yani o yüzden terör örgütü uzantısının bence mecliste yeri yoktur. Kesinlikle. Mecliste ise de eli sıkılmaz. Aynen. Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin Kayseri'ye geliyor. Onunla evet. İlgili bir görselimiz vardı. İbrahim'cim onu da şöyle ekrana getirirsem, Vipolo'ya kaçarsam bizden. Milliyetin Bakanımız Sayın Yusuf Tekin bu hafta sonu cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Sanırım saat 11'de
ya da onun adı Kayseri Lisesi'nde bir söyleşiye katılacak, öğretmenlerle buluşacak. Orada, ama bir günü burada geçer büyük ihtimalle. Ya tabii artık Kayseri, çünkü biliyorsun gazetecilerin fuarı da resmen açılmış oldu. Haftaya daha çok orayı gezer. Muhtemelen resmi açılışı olmayan okullar vardır. Onlar açar. Değişti. Büyük ihtimalle oraya bir uğrar. Resmi yani evet. Açılış olmayan okullar varsa onlar açar. Falan. İşte her ayın ilk cumartesi günü getiriyor musun Ekrem İbrahim'ciğim? Her ayın ilk cumartesi günü için gelenek haline gelen öğretmenler odası. Evet. Buluşmamız önümüzdeki cumartesi günü Kayseri'de gerçekleştireceğiz demiş. Vakti olan meslektaşlarımı bekliyorum. 5 Ekim 2004 cumartesi günü saat 10.30 Kayseri Tarihi Kayseri Sesi Melikgazi Kayseri demiş. Yani Kayseri'de Sayın Yusuf Tekin'in gelmesiyle farklı bir konseptle geliyor. Farklı bir anlayışla evet, geliyor. Tabii. Yani orada sendikaların temsilcileri olacaktır diye tahmin ediyorum. Yine efendime söyleyeyim. Evet. İstekler, talepler konuşulacaktır. Öğretmenlerin talepleri olacaktır diye tahmin burada ediyorum. Burada bir şey söyleyeceğim de yine komünistlik yapıyor gibi olacak, hiç gerek yok. Yok söyle. Zaten biz yapıyoruz abi komünistliği başka bir şey. Söyle söyle. Yani içinde kalmış. Yani bu ülkede kardeşim yani bir müdür başa çık diye bir müdür yardımcısının odasını tekmeleyip içeri girip odasını, özel eşyalarını bile boşaltıyorsa milli eğitimden, eğitimden söz etmenin bir anlamı yok yani. Önce onları bir düzeltin, ondan sonra konuşalım. Evet, öyle şey. Ya şimdi tabii aslında bu dönem biraz eğitim biraz sıkıntılı başladı. Ya çok büyük eleştiriler çok, var, çok öğretmenlerin sıkıntılı. Çok büyük yani, tepkileri var. İki haftadır değil. İnşallah düzelir. İşte servis belki evet. Burayı alakalı etmiyor ama işte yani okullarla ilgili servis sıkıntısı. Servis ücretlerinin sıkıntısı. Burayla alakalı işte abi. Kitap ücretlerinin, kitap ücretlerinin fahiş fiyatta olması. Kaynak kitabı mevzusu. Kaynak kitap mevzusu. Abi okul evet, kıyafetinin evet. Bir okul yerden kıyafet, alıyor evet. Olması ve onun dayattığı fiyatı mecbur veriyor olmak. Okul kıyafetleri. Öyle bir şey yok ya. Tek okul bir yerden alınması. Mecbur kılıp alın deyip de o okulun kullanmaması. İstediğiniz yani, evet, gelin ya. Demesi. Evet. Hayır o, paraya dayalı. Oradan neyim? Mesela atıyorum X bir firma. Atıyorum Agaşe Tekstil öyle bir yeri yok da Agaşe Tekstil diyor ki ben kardeşim diyor şu okul fiyatı üst alırsan bir atıyorum 1.000 lira alt üst alırsan 2.000 lira takım alırsan bir de kışlık alırsan 3.000 lira bunların maliyetine bakıyorsun hepsini toplasan 500 lira ya şimdi, ama 3.000'i bayılıp çıkıyor ya, niye mecbur abi, almak bak, zorunda almayınca çocuk sıkıntı yaşıyor. Bir de şöyle bir durum var şimdi bunların önüne geçin önce ya zaten asgari ücret ne, emekli maaşı ne, ya bir, yani o insanları bir de, niye bu hallere sokuyorsun? Bir de çocuklarımız devlet okulunda okusun diye uğraşıyoruz. Ya yemin ederim insanlar artık o önlüklü dönemleri arar oldu ya. Evet, niye önlüğü kesinlikle. Giyiyordun, zengin de beyaz, o önlükle çıkıyordu. Zengin de o önlükle giyiyordu, fakir de o önlükle giyiyordu. Aa, çocuklar da etkilenmiyordu, niye? Şimdi çocuklar etkileniyor. Tabii canım vallahi. Çoğu okul artık serbest abi. Kıyafet alsan da almasan da. Marka yarışları yapılıyor ya. Marka yarışları yapılıyor. Kesinlikle. Böyle bir şey marka, yok. Markaların doğru söylüyor. Markaların reklam bazı şeyleri, evet bazı şeyleri düzeltmeden bazı şeyleri de konuşulmuyor abi. Yani abi, şimdi şimdi öğretmen odası buluşması hoş yeni, gelmiş 5 kişi. Tamam ne olacak? Dursun Bey bak bu sene de yeni bir sistem geldi. Ne işte Maarif sistemi. Hele, o da çok hele çok ben anlamadım hala da. Ya ben de anlamış değilim de. Yani hocalar da anlamış değil. Abi bu kadar bak, hoca bak çok da bizim anlayıp anlamamız değil evet, abi. Hocalar anlayamadı ki. Bak bir şey daha söyleyeyim lütfen. Tamamlayayım diye. Hocalar da anlamış değil. Buna uygun kitaplar da basılmamış hala. Ve dün benim çocuklar okulunda aynı sabah sordum. Yaşadı. Dedim ki eksik kitapların geldi evet. Mi dedim. Daha baba bir kısmı geldi. Bir... Abi 9. ayın 9'unda. Birinci yarı bitiyor. 9. ayın 9'unda şey açıldı. Okul. Ne onun adı? Oryantasyon. Evet. 9. ayın 16'sında okul açıldı. Evet. Birinci ayına dönüyor. Kasım'ın 10'unda. Ortada. Kasım'ın 10'unda şey var. Ara tatil var 5 gün. Hala kitap yok. Ben şu kadar söyleyeyim. Maarif modeliyle ilgili tam tabii hiç kimse detayını bilmiyor. Hocalar ama, bilmiyor ki. Ama bu kadar çok Arap öğrencinin olduğu yerde Araplaşmak da normal artık. Oraya abi, doğru. O da bak o da bir enteresan bir şey. Biz bunu geçen haftalarda da konuştuyduk. Evet. Programı başladığımızdan beri de konuşuyoruz. Bana göre yani Eskişehir bağlarında ya da başka bir mahallede oturan bir Türk vatandaşı çocuğunu oradaki okula yazdırmak istemeyip de veya Hürriyet'te veyahut da işte efendim söyleyeyim Kazım Karabekir'de ya da işte ne bileyim Esenyurt'ta, Şeker'de, Ambar'da, Sahabiye'de, Yakut'ta, efendim söyleyeyim Mithat Paşa'da, Talas'ta, evet. Herhangi bir yerde Türk olan öğrenci
sınıfın %70'i, 80'i Suriyeli öğrencilerle okumak istemiyorsa bunların okulunu ayrıştırmamız gerekiyor. Evet. Yurt dışında kiliseye gidenlerle kiliseye gitmeyenler ayrılırdı. Türk okulu var. İşte Türk okulu var. Hollanda'da var, Almanya'da vardı. Şimdi bak onu da geçti. Kiliseye gitmek istemiyordur. Türk vatandaşıdır ve Müslümandır. Ailesi der ki benim çocuğumu kiliseye götürmeyin arkadaşım. Ben çocuğuma etkinlik olarak kabul etmiyorum bunu derdi. Giderken ailesi ya da ailesine derdi ki al çocuğunu. Biz bu saatte şu saatte kiliseye gideceğiz. Senin çocuğun gelmeyecekmiş. Al o zaman çocuğunu eve götür. Tabii. Ya, bizim burada da şimdi ya sen Suriyeli Türkçe bilmiyor ki. Şimdi yeni marif modeli yeni marif modelinden bu Suriyeliler nasıl anlayacak? Ya da Ensarlar diyelim. Yani sadece Suriyelileri kapsamayalım. Ensarlar nasıl anlayacak? İşte bunun içerisinde şimdi Lübnanlar geliyor, İranlar var Türkiye'de. Efendime söyleyeyim Afganlar var Türkiye'de, Iraklar var Türkiye'de, Suriyeliler var Türkiye'de. Endonezyanı var Türkiye'de. Bunlar marif modeli nasıl çözecek? İmkanı yok. Ha. Onların müfredatını ya da onların okul sistemini ayrı bir şekle getir. Ayrı bir okullar olsun. Ya işte habire okul yapıyorsun. Bir de şey mevzusu da çıktı şimdi. Gidiyorsun öğretmene bir şey söylüyorsun. Marif modeli anlamamış. Ben de anlamamışım. Tamam mı abi? Şimdi işin içinden çıkamadı mıydı? Marif model böyle diyor. Ya ne bu sebebi? Bir de buna döndü. Nasıl? Her şey oluyor. Anlatamıyor. Bilmiyor ki anlatsın. Diyorum ki marif modeliyle alakalı değil diyorum benim sorduğum şey. Bu diyorum. O da diyor ki bana marif modeli böyle yapmamızı söylüyor diyor. Ya marif modeli anlamamışsın bana. Bazı, bir de bu bahane çıkmaya başladı. Bazı iş yerlerinde patron çok serttir. Aşağı tarafta birine bir şey söyleyecek misin? Patron söyledi dersin. O da mecbur yapar. Gidip patrona bunu söyledin mi diye soramaz. Evet. Mecbur yapar. Evet. Şimdi yani, bu iş buna döndü. Yani marif model senin, marif model uyguladık kardeşim. Gidip patrona marif model nedir mi diyecek. Daha önce de bu milli eğitim olayını konuştuğumuzda senin de Deniz abim de söylediği ve benimle katıldığım abi bir ülkede milli eğitimle bazı şeylerle çok oynanmaz. Tamam mı abi? Biz milli eğitimle alakalı her dönem bir değişiklikle aslında çocuklara zarar veriyoruz. Yani geleceğimize zarar veriyoruz. Anladın mı? Bak demin sen çok güzel bir laf söyledin. Ya bu kadar sorun varken, bu kadar altından kalkamadığımız şey varken öğretmenler odası, toplantısı olsa ne olur, olmasa ne olur? Şimdi ben, olmasın demiyorum ben da. Ben bir şey yani, söyleyeceğim. Öncelik 30 yılda müfredat ne kadar değişmiştir? 30 yılı bilemem de son 10 yılı konuşacak abi. Yok yok 30 yıl. 30 ben bir şeye bağlayacağım. Şimdi bak izleyiciden mesaj gelmiş mesela. Diyor ki biz kitabın diyor. Birini bu iş bulamadık diyor. Tamam mı? Evet. Kitap Kayseri'ye hiç gelmemiş. Devlet basıp dağıttığı için satışta da yok diyor. Ne yapacak? Yasak. Şimdi? Yani satışı da yasakmış. Evet. Öğretmen yasak. bu kitabı bulun ya da bu kitabı size tek tek sayfa sayfa yazdırın diyormuş. Veli bir şekilde PDF'sini bulmuş. Çıktısını almış. Ama o. Renkli olarak çıktısını almış. Ya bir kitabın renkli çıktısını maliyetini sonunu hepimiz merak ettim şimdi. Yayın olduğu için. Bunu dosyalamış çocuğuna vermiş. Evet. Bu kitap diye. Şimdi olay bu noktaya döndü. Şimdi nasıl olacak? Ya şimdi okullar açıldığında, bak okullar açıldığında, özel okullar, devlet okullarında bu sene bu sıkıntı var. Okullar açıldığında kitaplar hazır olmalı. Masada durur. Bak ben geçen sene bunu buradan dillendirdim. Geçen sene TEOG'dan sınava girenler. Evet. Geçen sene YKS'den sınava girenler. Bunların hepsi şanssız bir yıl yaşadılar. Neden? Pandemi dedik. Evet. 9. sınıflar mahvoldular. Mahvoldular. Kapattık. 10. sınıfta görmediler. 11. sınıfta deprem oldu ve bu çocuklar 12. sınıfta geldiklerinde aynı şey ortaokul içinde geçerli. Oraya şeyle ekle çünkü benim kızımdan sıfır dolayı LGS dönemine denk gelmişti benim çocuğum. Onu da söyleyeceğim. Mesela, onu da ekleyeceğim. Yani, işte. Dördüncü sınıfı daha ilkokulu şey yapamadı yani. İlkokulu bitirmedim. 5'i 6'yı pandemi de geçirip. Evet evet. 7 de depremi yaşayan. Evet. 8'de de sen TEOG'dan sorumlusun diye bir anlayış var. Ve bu anlayıştan sonra da öğrencilerin başarısını bekliyorsun. Şimdi bak ben anlatabiliyor muyum? O başarı tam bir yerine oturdu aslında. Sen demin güzel bir yere gidiyordun. 30 yılda ne kadar değişmiştir dedim şey. Evet. Müfredat. Evet. Bak kardeşim 30 yıl sonra sınava giriyorum. Evet. 1.100.000 kişiyi geride bırakıyorum. Ve ben 30 yıldır defter kitap yüzü açmıyorum. Yani ya, Türkiye'deki eğitim sıfır. Bak bu çok önemli. Yani demek ki ben 30 yıl önce öğrendiklerimle 1 milyon kişiyi geride bırakmışım ya. Üniversiteye girebiliyor. Girdim şu anda okuyorum. Girdiğini bildiğim için söylüyorum. Evet. Yani
Yeterli değil mi? Giriş gelişme sonucu sonucu. Böyle bir şey olabilir mi? 30 yıl sonra 1 milyon kişi geride bırakıyor. Atlamayalım. Yani demek hiçbir şey öğretilmemiş. Atlamayalım diye sevgili Yusuf sağ ol hatırlattığın için aslında... O önemli bir konuydu abi. Dün de aslında size attım ama demek ki şeyden kaçmış, akıldan kaçmış. Ben de yeni fark ettim abi. Şimdi Kayseri'de başlığı girebiliriz İbrahim. Sana yazmıştım zaten sosyal şeyden, WhatsApp'tan. Kayseri'de maalesef uzun yıllardır işte Bufalo operasyonuydu, bilmem neydi hatırlarsın. Evet, tabii tabii. Hepimizin hatırladığı şey. Evet. Bu çerçevede ve buraları yöneten kişileri, bak bir de böyle bir enteresan bir şey var. Yani Kayseri Ticaret Borsası diyeceğim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Burayı yöneten kişilerin, yani isim verip vermemek noktasında zaten biraz şey. Zaten ortada abi ya. Ortada olduğu için. Yani burayı yöneten eski başkanlar. Evet. Eski yöneticiler, şu an için bir şey diyemem. Yönetiminde yer alan isimlerle alakalı herhangi bir şey gelmedi. Evet. Ama geçmişte buraları yöneten, buraları işleten firmaların firmasında ayıplı ürünlerin çıkması, evet, pastırmasında, sucuğunda, mantısında, çıkan firmalara bakıyorsun. En baba firmalar abi. İşte bunu anlatabiliyor muyum? Bu en acı verici tarafı da bu. Ya arkadaş sen zaten büyüksün. Anladın mı? Sen buna bir şey söyleyeyim mi? Bak, ama şuna da alışmamız lazım. Şimdi atıyorum ünlü markasından bahsedeceğim değil mi? Ne? Ünlü sucuklara. Ne? Adam bir marka oluşturmuş. Tamam mı? Şeref diye. Ne? Şeref markası. Evet. Şimdi ben biliyorum ki Şeref Bey buranın sahibi. Evet. İki kardeş. Bir de Şaban Bey var. Doğru. Şaban Bey de eskiden ticaret borsasının başkanıydı. Ya şimdi bir insan ünlü sucuklarının üstüne Şeref markası çıkartıyorsa ve bu ucuzsa bir şey ararım abi ben orada. Anlatabiliyor muyum? Ben ararım. Bunda bir şey aramak lazım. Ben ararım. Bak ben sana hatırlarsan yazın bir şey söylemiştim. Hatırladın mı? Söyle. Hatırlayamadım söyleyeyim. Dedim ki ya Yusuf'cum şöyle bir şey var ama biz bunu görmüyoruz. Bende de kabahat var. Dursun Bey'e de belki söylemişimdir. Unutuyoruz. Unuttuk yani. Evet. Ya koca koca billboardlara Kayseri'deki koca koca evet, firmalar şey asmışlar, billboardlara reklam asmışlar. Evet. Demişler ki, gurbetçilerimiz hoş geldiniz, sucuk 775 liradan 500 liraya indi. Ya arkadaş, bu sucuk 500 liraya satılabiliyor ise. Niye satmıyorduk? Sen niye yurt dışından hayır, gelmiş 10 bin tane, 10 bin kişi, 100 bin kişi diye kadı. Tamam. Ya burada o gurbetçiler şey kampanya yapıyor da. Senin kendi hemşerine gıcığın ya, mı var ya? Sen, ha, senin kendi hemşerine gıcığın mı var ya? Buradaki niye? Sen? Affedersin, fahiş fiyatla satıp, kaba tabir kullanıyorum, neyse kullanmayayım. Gene şeyim ya öyle ama abi, öyle yani. Yani. Ya, ne sen diyorum, bu noktaya niye getiriyorsun? Daha bunu? Ağır şeyler söylenir de, ya bir insan memleketindeki hemşerisine bu kadar da eziyet çektirmez abi. Dediğin gibi aradaki farka bakıyorsun, lan gurbetçiye o kadar paraya verebiliyordun da bize niye vermedin? Hayır bir de... Kimse sucuk yemiyor. Reklamlarda ne yazıyor? Biz pahalıya satmıyoruz diyor. Yok biz de diyor, biz pahalıya satmıyoruz. Öyle bir şeydi. Ha biz ucuza satmıyoruz, onlar pahalıya satıyor diyor. Bak bak bak. Bakar mısın? Ya abi, koca koca billboard yazmış ya 775 lira, 750 lira olan sucuk lan arkadaş 550 liraya satılabiliyor ise. Evet. Niye? Ben niye diyorum ya işte arkadaş, kendi adamla senin gıcığın mı var diyorum ya. Bak dün. Milletin evine sucuk girmiyor. Kazancılar caddesinde, Kazancılar çarşısında baskın vardı. Duydunuz mu hiç? Duymadım. Duymadınız. Duymadım. Ben istihbarat bilgilerden duydum. Ha, ya duymadım. Dükkanına girdiği. Dün mü oldu? Dün. Vergi denetmenleri tarafından sarraf dükkanları gözetim altına alındı. Hmm. Hem de öyle isimler. Çıkan sonuç, bana aksiyanı söylüyorum. Bak, dükkanında 4 kilo altın var. Kaç lira yapar? İyi para yapar. 120 trilyon falan yapar evet, değil mi? 4 kilo altın. Evet, 120 yapar. Trilyon yapar değil mi? 120 tabii, trilyon, 12 trilyon değil bak. He? 120 milyon. 120 milyon işte yani. He, 120 milyon. Eski parayla söyledim. 120 milyon. Envanterini de kaç lira göstermiş? 120 bin lira mı? Yok ya. 5 milyon lira. Yok ya. 120 milyon liralık altını var. Kazanç olarak 5 milyon lira gösteriyor. Yani altını... Emanettir onlar. Altını nereden bassan 50 lira. Hayır yazılı. Dükkanın da emanet olamaz. 4 kilo altın.
Bir de şey altın yani, külçe altın falan da değil. Ha, külçe ise emanettir. Hayır hayır, külçe de değil. Hani hala külçenin altından bahsediyor. İşlenmiş, evet. Satışa hazır. Satışa altından hazır. Efendime söyleyeyim, vatandaşa hizmetini sunacak. Emanetinde olmayan ya, şeyi satmayan dün, işte. Arkadaş yapmayın ya. Artık hakikaten şu bizim Kayseri'mizin ya. Adını ya. Bir şey, ya olmasın. Şimdi sabah işte o başlatıcıyla ilgili şey, onlar geç açıklamalarda bulunuyorlar bilmem ne yapıyorlar ama. O da garip geliyor bana. Devletin de tespitine ne açıklama yapıyor? Ya onu söylüyorum ya. Aç uzman karşı dava. Hayır hayır, bir açıklamada şey var yani. Bize de gönder. O firma biz değiliz, ne? Öyle bir açıklama o. Evet. Nasıl değilsin ya? Ya düşünsene, ben Yusuf Akaş olarak, demin örnek verdin ya. Yusuf Akaş olarak ben bir dükkan açıyorum. Ama oradaki bulunan ürünlerin Başarıcı'ya ait olduğu için, yani onlarla bir anlaşma yaptığım için, doğru mu abi? Orada Başarıcı yazıyorsa hangi ürünü satmam lazım benim? Başarıcı ürünü. Senin dediğin gibi bir yan ürünü sattırırlar mı? Sattırmazlar. Başarıcı'nın ürünlerini satarsın. Abi X adam oraya gelmiş, sen firma ismi kullandın diye ben kullandım. Yani oraya gelmiş ve denetimde bu çıkmış. Evet. Daha neyin açıklamasından bahsediyorsun sen ya? Ya bu zaten yansıdığı için biz hani aksi bir şey söylemiyoruz. Hayır, zaten bir tek açıklama yapan onlardı. Yani şu dakikaya kadar şey artık onlardan açıklama geldi. Ama açıklama... Şöyle de bir durum var, onu da söyleyeyim de. Tamam, böyle bir şeyi asmış. Evlilik sucuk diyor. O da kendi ürettiği sucuğu da orada satıyor. Evlilik sucuk. Belki ama yani bu, yırtar mı diye. Hayır. Ama bu denetlemede evlilik sucuktan çıkmıyor. Markalı sucuklardan çıkıyor bu olay. Abi. Yani abi hata yapmazlar yani. Milletvekilimiz Ayşe Bühürler'den anayasa açıklaması var. Öyle mi geçti? En önemli. Geçmeyelim şey. Mi? Geç. Ekleyecek mi? Yok. Ben sadece küçük bir yer var. Aa, ekleyeceksen. Yok abi. Ekle, oradan geçelim. Aa, sadece şunu söyleyeyim. Şura tamam, bana garip söyle. Geldi. Sadece şura bana garip sonra, geldi. Sonra dediler ki ya, diyor ki, Yusuf konuşacaktı. Yusuf'un sesini kestiler. Konuşan adamın sesi kesilir yok, mi? Yok ya. Kimse. Demesinler diye. Onlar yanlış anladılar. Konuşsun. Karanlık bir ortam yok. Her yer aydınlık ama. Bak, Işıkları kapatın. Yusuf'a sahne ışığı verin. Başlık sadece başlığı okuyacağım. Diyor ki taklit veya hilenin listesinde adı geçen firma ile bağlantımız yoktur diyor. Nasıl yoktur diyorum ben de ya? Başarıcı yazıyor, nasıl yoktur? Bana ne, adam içeride senin ürünü satmıyorsa genel görevli de o üründen çıktı veya çıkmadı diyecek hali yok ya. Neden çıktı? Oradan çıktı. Evet. Ben hala bak, Dursun Bey de aynı şeyi söyledi evlilik sucukla alakalı. Evet. Hala o işte, ben biraz önce Kazancılar Çarşısı'ndaki o şeyi niye söyledim? Bu yüzden söyledim. O çok önemli, ben sana söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum? Abi gitsin bu işe masak bakıyorsa masak. Sen bu işe mi? Efendime söyleyeyim şey bakıyorsa, vergi denetmenleri bakıyorsa vergi denetmenleri. Ama orayı çok güzel bir yere bağladı. Artık Kayseri'nin ismini bu tarz şeylerde duyulmaması gerekiyor. Ondan abi. Sonra diyoruz ki bilmem nerenin sucuğu bizi geçti. Geçer abi. Geçer abi. Adam koca liste çıkmış. Koca liste çıkmış, görmüyor musun? Adam bir tane sucuk firması yok o listede. Ha şimdi gör orayı mesela. Ha bir de öyle bir durum var. Evet. Bir de öyle bir durum var. Tespit sonra doğru. Da nasıl yarışacak? İşte. Ondan sonra nasıl yarışacak? Ya bir laflarını söylüyor bak. Şimdi bazen şey eleştiriliyor ya. Ya işte Kıbrıs'ta şu şu kadar uzun da. Türkiye'de ne kadar bu kadar pahalı? Sen verdin işte biraz önce. Halbuki ki Türkiye'de üretiliyor bu. Kıbrıs'a Türkiye'den gidiyor ama Kıbrıs'ta daha ucuz. Tamam da verdin örneğini. Şimdi düşünüyor, evet gümrüksüz orası, ondan dolayı ucuz. Tamam katıldık. Ama sucuğun, efendime söyleyeyim, pastırmanın, mantının ana vatanında da Allah ister ki çeyrek altına yarışıyor. O değil de zaten bize ucuz değil abi, gurbetçilere ucuz. İşte onu söylüyor. Değil mi abi? Yani. Sen şimdi orada bağladın peki ya. Ben gurbetçi olduğumu şeye gittim de alabilir miyim? Mesela pasaport mu göstermek zorundayım? İşte onu, o bilim orada, şartını, o bilim orada onu yazar adama soracağım. Katılım şartları var mı acaba? Doğru. Şey, lehçe falan böyle değiştireceksin abi. Pasaport falan götürecek. Giriş çıkış ispatlayacağım falan. Ya abi konuşulacak çok şey var da. Abi yapma. Ben hep şeyde birleşiyorum. Kayseri'nin adı çok alakası, çok saçma olmaması gereken yerlerde Türkiye gündeminde oturuyor. O da bizi üzüyor ya. Yani. Evet. Temel ilkelerimizi yeniden oluşturmamız gerekiyor demiş Sayın Milletvekili. Evet. Dilerseniz bir nolu veterimizi izleyelim. Evet. Sayın Ayşe Hanım'ın. Hem de biz bu arada bir gırtlağımızı suyla bir ıslatalım. Aynen. Çünkü bu bölüm biraz hararetli, hızlı geçti ondan dolayı. Evet. Kısa bir veterimiz var. İzleyelim. Daha sonra devam edelim.
Anayasa değişikliğinin yeni meclis döneminde en büyük mesele olduğunu ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, anayasa bu dönemin tartışma konusu ve başlığı olacak. Çağın ihtiyaçlarına, yeni suç tanımlarına, ortaya çıkan yeni durumlara göre yeniden anayasayı oluşturmalıyız. Bizi bir yüzyıl daha ayakta tutacak temel ilkelerimizi yeniden oluşturmamız gerekiyor ve bu dönem anayasa tartışmaları hız kazanacak ve anayasa değişikliği en büyük isteğimiz bu dönem içinde. En büyük mesele bu dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 3. yasama yılı başladı. Yasama yılı açılışında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, yeni dönemde özellikle yazın tartıştığımız birçok konu var. Bunlardan birisi cezasızlık meselesi, adaletin tecelli edememesi. Özellikle uyuşturucu suçlarıyla ilgili uzun vadeli yaptırımların olmaması sanırım bu gündemimizde olacak. Bu konu için yeni bir yargı paketi çalışacağız ve kamuoyunu rahatsız eden birçok konuyu bu dönemde ele alacağız. Anayasa bu dönemin tartışma konusu ve başlığı olacak. Çağın ihtiyaçlarına, yeni suç tanımlarına, ortaya çıkan yeni durumlara göre yeniden anayasayı oluşturmalıyız. Bizi bir yüzyıl daha ayakta tutacak temel ilkelerimizi yeniden oluşturmamız gerekiyor ve bu dönem anayasa tartışmaları hız kazanacak ve anayasa değişikliği en büyük isteğimiz bu dönem içinde en büyük mesele bu şeklinde konuştu. Tabii şimdi meclisin açılmasıyla birlikte meclisin gündemi de çok hareketli. Evet. İşte öğretmenlerle ilgili yasa, efendime söyleyeyim yapay zeka ile ilgili işte önümüzdeki süreçte efendime söyleyeyim yargı paketi, anayasayla ilgili süreç devam ediyor. Sayın Ayşe Hanım da tabii temel ilkelerimizi yeniden oluşturmamız gerekiyor diyor ama tabii bu ilk dört madde için geçerli değil. İşte diğer o ilk dört için maddede sulandırıyorlar. Yani, aslında anayasa değişmeli mi? Değişmesi gereken maddeler var. Çünkü çağa uygun olması gereken yerler var. Ama Hüdapar oradan çıkıyor, ilk dört madde diyor. Dem oradan çıkıyor, tabuları bir kenara bırakın diyor. Sulandırıyorlar, içinden çıkmaz bir hal oluyor. Ya tabii şimdi yani Hüdapar'ın işte Cumhur İttifakı'na dahil olması, yani yandan çarklı bir şekilde, net değil ama bir Milliyetçi Hareket Partisi gibi değil. Fakat tabii aslında bu AK Parti'ye zarar veriyor mu, bazı açıklamaları zarar veriyor. İşte Narin olayında yaşadığımız gibi. Biliyorsun işte Narin olayında da yine Hüdapar'ın güvencesi ortaya çıkmış olduydu. Daha doğrusu söylemleri ortaya çıkmıştı. Hani oraya çok fazla açmaya gerek yok ama bakıldığında aslında Cumhuriyet Halk Partisi de bunu ister. Bunu Demler istemez. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde isteyebileceği, ortak bir zeminde buluşulabilecek bir anayasa ortaya çıkabilir. Evet, çalışılabilir. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Özgür Özel'in liderliğinde olan Cumhuriyet Halk Partisi şunu isteyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin artık Cumhurbaşkanı olarak değil, hükümet sisteminin iptal olması. Yani parlamenter sisteme tekrar dönüşüyle ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı bir dönem daha Cumhurbaşkanı yapmaması hususunda eğer bunu anlaşamazsak Cumhurbaşkanı bir dönem daha seçilememesi, yani Sayın Tayyip Bey'in seçilememesi noktasında bir anayasa maddesinin uygulanması. Ve bu anayasa maddesi uygulanırken de bunun ilk seçimlerden itibaren geçerli olması talebiyle bir anayasa değişikliği söz konusu olabilir. Anayasa değişikliğini anladığım kadarıyla Deniz abi herkes kendi açısından, kendi penceresinden uyarlamaya çalışıyor. Türkiye'nin yararına ne oluru düşünmüyorlar. Ya bir de şey, Dursun Başkan, şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsun Burhan Kuzu hemşerimiz. Evet. Anayasa profesörüydü. Aynen. Ve bundan önceki, Allah rahmet eylesin, Kayserimizin de yetiştirmiş olduğu çok önemli siyasetçilerden bir tanesi. Allah kanı kanına rahmet eylesin. Allah rahmet. AK Parti'de uzun yıllar hizmet etti. Sayın Burhan Kuzu'nun olduğu dönemde biliyorsun anayasa görüşmeleri, anayasa maddeleri ve bu konudaki söylemler, görüşler, belirtiler hep olumlu geçerdi. Şimdi bana göre hani bu süreci mesela Mustafa Elitaş, Sayın Mustafa Elitaş'ın bilgisi, birikimi, efendime söyleyeyim siyasetteki söylemi ve şöyle bir avantajı var. Kimsenin değerlendirmediği, Yusuf da katılacaktır bu söylemime benim. Evet. Kimsenin değerlendirmediği ve göz ardı ettiği şey şu. Bak, bugün Musallat Devrişoğlu'yla evet.
genel grup başkan vekiliyken Sayın Mustafa Elitaş çalıştı. Tabii. Özgür Özel. Tabii. Bak Özgür Özel grup başkan vekili iken Sayın Mustafa Elitaş çalıştı. Evet. Anladın mı? İşte MHP zaten kendisine olduğu için söylüyorum. Bu yine Gelecek ve Gelecek Saadet grubu evet. için söyleyeyim. Onlara da onlarda da hani Sayın Ahmet Davutoğlu'yla çalıştı, bilmem ne yaptı. Babacan'la çalıştı falan. Yani aslında bu komisyonun başına kesinlikle. Bana göre tamam Sayın Numan Bey çok naif, çok kibar, çok beyefendi bir insan. Bunda bir sıkıntı yok. Ama tüm gelişmelere hakim birinin olması. Tabii. Ve aynen. Bu ismin de tüm hepsini yani çalışan. Yani onu söylüyor zaten. Bak, ve tavırlarını çok iyi bilen Elitaş. Aynen öyle. Onu söylüyorum. Evet. Yani hani neye Sayın itiraz Elitaş, edeceklerini, tabii, neye hoplayacaklarını. Sayın Elitaş yıllarca tabii. grup başkan vekili yaptığında hatırlayın ya, abi. Başında söyledi ya çok bilgi birikimi olan birisi. Evet. Meclis inim inim inlerdi ya. Tabii canım. Yani bu tabii. şeylerle. Denge anlamında. Denge anlamında. Tabii. Yani o yüzden bu işi bilen birinin orada olması, orada olması ve bir şekilde anlatabiliyor muyum? İşte Özgür Özel niye ben bunu anlattım? Özgür Özel grup başkan vekili şimdi lider oldu. Evet. Sayın Dervişoğlu grup başkan vekiliydi, lider oldu. Anlatabiliyor muyum? Bunlarla birlikte ortak bir çözüm. Ya oturalım. Bir hafta 10 gün kampa girelim. Şimdi Elitaş verelim. Sayın Elitaş şunu da bilir. Özgür Özel G'ye itiraz eder ama yumuşak G'ye itiraz etmez. İşte onu diyorum. Tamam mı? Evet. Orada üstüne bir çizik atar, yumuşak G'ye yapar. Onu tamamdır. Bu dengeleri koruyabilecek evet. bir olacak. Ya yıllarca Milliyetçi Hareket Partisi ile yerel yönetimler anlamında, üst yüzey anlamında ilişkileri kim yönetti? Sayın Mehmet Özseki yönetmedi mi? Kesinlikle. Sayın Mehmet Özseki ile tabii. Sayın Edip Semih Yalçın beraber bildiğinde bir aşağı İsmini unuttum ya. Tam söyleyecektim aklıma gitti. Yerel yönetimlerden sorumlu başkanın Milliyetçi Hareket Partisi ile yönetmedi mi? Evet. Yani bu karşılıklı anlayış çerçevesi yönetebilir. Ya siz bir hazırlayın. Evet. Bir kere şunu öğrenmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi bu değişsin mi değişmesin mi? Evet. Şartsız. Ha değişsin. Tamam arkadaş. Niye değişsin? Yok. Yaz abi. İlk dört madde hariç sıralayalım abi. Sen ne istiyorsun? Nereyi yani. Değiştirelim? Hangi cümleleri ekleyelim? Hangilerini öyle çıkartalım? Sen bir yaz. Biz de bir yazalım. Evet. Oturalım. Konuşalım. Ve bu işi çözelim. İşte mecliste derdi... Ayşe Böhürler'in de demek istediği şey bu bence. Evet. Bir de mecliste derdi üzüm yemek olmayan o kadar çok insan var. Ya, herkes bağcıyı dövelim abi, diyor. Aynen. Yani o yüzden... Aslında can alıcı nokta burası abi. O yüzden millet, buluşamıyorlar. Bazı konuşanlar da evet. boşta konuşuyor. Aynen. Sırf konuşmuş olmak için konuşuyor. Hiç kimsenin üzüm yemeye niyeti yok. O yüzden abim dedi doğru. Ayşe Böhürler'in özellikle... Altını çizdiği işlerden bir tanesi bu. Milletvekili Şaban Çapuroğlu projelere sıkı takip ve önem veriyor. Evet. Onunla ilgili bir görselimiz vardı. Onu da bir ekrana alalım. Bunun üzerine konuşalım. İbrahim'ciğim. Biliyorsunuz Sayın Vekil hem İçişleri Komisyonu üyesi olması hem de bu anlamda Kayseri'deki birçok projeyi de takip etmek noktasında. Takip ediyor. Bir de bizim programımızın da yani. Bizim programımızın da müdavimlerinden biri. Evet. İlk milletvekili seçildiğinde sevgili Yusuf sen de vardın Dursun abi. Yivsiz silahlar. Bu evet, o da ambarda evet. ambarda genç bir kızımızın işten evet. çıkıp eve gittiğinde ne derler? Takıntılı arkadaşı, takıntılı sevgilisi tarafından hem de internet üzerinden, evet, internet çok üzerinden almış olduğu silahla, tüfekle o kızımızı katletmesinin sonrasında biz burada epeyce bir konuşmuştuk. Evet. Artık bunun önüne geçilmesi lazım, dur demeleri lazım evet. falan. O esnada da Sayın Şaman Bey'in bir kanun teklifi tabii. ya da bir önerge teklifiyle evet. Ile ilgili çalıştığı noktasında bilgi gelmişti. Yani. O da herhalde yakın ya zamanda verecek, yani. Sonuç verir gibi geliyor. Çünkü Sayın İçişleri Bakanımız da bu işe biliyorsun çok tabii. çok da konuşuldu. Çok fazla hassasiyet gösteriyor. Evet. Hatta Narin olayında niye aileye başsağlığı evet. dilemediniz noktasında günlerce konuşuldu. Evet. Halbuki zaten Sayın Bakan biliyormuş aile içindeymiş bu işin. Evet. Aynen. Ondan dolayı evet. Köye kadar gittiniz bir tane başsağlığı dilemediniz aileye. İşte 3 tane bakan evet. gittiniz 20 tane bile işte sebebi buymuş yani. Niye aileye başsağlığı dileyeceksin? Sen evet. katletmişsin zaten evet. kızı. Evet. Yani aynen. Böyle bir saçmalık olur mu? Ne diyecek gidip de siz... Yani teşekkür mü edecek? Sayın yani. Çopuroğlu'nun şöyle de bir özelliği var. Bazı insanlar gündeme gelen popülist her konuyu atlar.
Evet. Aman bu konu çok popülist gündemde, ben bunu atlayayım, buna dahil olayım. Sayın Çopuroğlu böyle yapmıyor. Mesela Yivli olaylarda olduğu gibi, Yivli silah olayında. Tabii. Yani tamam, o olay oldu ama bu olayın Türkiye'yi ilgilendiren bir olay olduğunu gördü. Evet. Ne kadar tehlikeli olduğunu gördü. Tabii, yani toplum yararına olan olayları deşeriyor. Yani ve o noktada halkın yararına şeyleri yapmaya çalışıyor. Dediği gibi şehrimiz içinde yapılan projeleri gayet güzel takip ediyor. Çopuroğlu'ndan devam ettiğimiz için söylüyorum. Evet. Bazı insanlara bazı şeyler, bazı konular verildiğinde ya yakışır ya yakışmaz. Doğru mu abi? Evet. Şimdi ben kendi adıma söylüyorum bunu. Yanlış bir şey versem de benim cahilliğime verin. Estağfurullah. Ben Şaban Çopuroğlu. Sen konuşan adamsın. Şöyle. O da iyi oldu. Şaban Çopuroğlu'nun ismini, evet, parti içinde varmış aslında ama il başkanlığı döneminde ben tanımaya başladım. Tabii eskiden MÜSİAD başkanıydı. Hatta, yani. Hatta şöyle de dedim ya, hiç tanımıyoruz, etmiyoruz. Ya Şaban Çopuroğlu il başkanlığına bir oturdu. Farklı bir il başkanlığı profili çizilmeye başlandı. Milletvekilliği yakışır mı yakışmaz mı? O da üstüne oturdu. Görev yapar mı yapmaz mı? Abi aklımıza gelmeyecek şeyleri önerge olarak sunuyor ve karşılığı da geliyor. Bu nereye fayda? Kayseri'ye fayda. Nereye için yapılıyor? Kayseri için yapılıyor. Ben Çopuroğlu'nun Türkiye'de veya Kayseri'de ayırmıyor. Doğru mu abi? Ya ama Kayseri'mize faydası olan her şeyi yapan herkesten Allah razı olsun diyoruz. Evet. Tabii yani. Çopuroğlu da çalışıyor. Kayseri'deki... Abi de, niye abi şurada oturduğumuzda sözünü kestim abi de. Ben kendi işte o konuşan adamda da dedim ya. Ya zaten sayabileceğin 3-5 tane vekilden mi bahsedebiliyorsun, evet, yani? Anlatabiliyor. Bunlardan biri de Sayın Çopuroğlu. Kayseri'deki yerel olayı Türkiye gündemini ilgilendirdiğini görüp o işle ilgili önerge vermesi, yani bu... Herkes, ya gece yarısı şehir hastanesine gidip de... Herkes yapmaz onu. Gezmesi, hep özlediğimiz şeylerden bahsediyoruz ya. Hangi valiydi abi? Şeyli kıyafet giyip de... Tedbirli kıyafet Recep giyip de... Recep Yazıcıoğlu. Mesela. Rahmet. Bunlar özlenen şeyler, biliyor musun? Bunlar düzeltmeye yönelik defa. Bastı gitti mesela şey şehir hastanesine. Şimdi Kayseri'deki AK Parti'nin, evet, bütün milletvekilleri için bunu söyleyebiliriz aslında. Eyvallah. Evet, doğru, şu andaki konumuz Şaban Çopuroğlu ama mesela Bayer Bey'de tarımsal anlamda... Daha kesinlikle. İşte ormansal anlamda, milli emlak anlamında. Cahit Bey öyle. Cahit Bey işte meslek eğitim, geçtik ama tam orada bahsedecektim, aslında söyleyecektim. İşte meslek liselerinin etkinliği açısından yapmış olduğu çalışmalarla. İşte Ayşe Hanım hem Kayseri'ye katkı sağlamak, kültürüne, sanatına, efendime söyleyeyim, ekonomisine katkı sağlamak adına yapmış olduğu çalışmalar. Hulusi Bey zaten o şekilde. Hani AK Parti'yi konuştuğumuz için söylüyorum. Diğer partiler hani burada alınmasın. Daha önceki görmediğimiz bir performans çizgiliyorlar. Çiziyorlar. Nasıl? Ya yani biz, evet, milletvekili seçildik. Bizim bakanımız zaten bizim partiden, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları zaten illere yardım. Hayır. Bak, Ak Mescid'de trafo. Çok küçük bir olay olabilir. Öyle. Bak Ak Mescid ilçe gözüküyor. Bile değil. Anladın mı? Ama trafo merkez. Evet. Yaptırmış. İşte Yahyalı'da, efendim söyleyeyim, ya da işte Gıcık Tüneli ile ilgili bir çalışma. İşte Kayseri'deki meslek eğitim okullarıyla ilgili önemli bir çalışma. Ya da evet, Ayşe Hanım'ın şeyiyle, önderliğiyle işte Mimar Sinan Günleri gibi. Yani birçok iş eski milletvekili anlayışının dışına çıktı. Milletvekili artık diyor ki ben burada oturan bir milletvekili olmak istemiyorum. Misafir olarak gelip çay içen, yemek saati gelip yemek ikram eden bir milletvekili olmak istemiyorum. Ben Kayseri'ye hizmet etmek istiyorum diye. Milletvekillerin olması bir de şey yani, çok sevindirici. Bir evet, önceki dönemde bir de birbirinin şeyine çalmıyorlar. Bir önceki dönemde hatırlarsın, tutarsız açıklamalar yapan milletvekillerimiz vardı. Yani. Pat diye gündem farklı, o ya, gündemi ne, alt üst eden bir açıklama yapardı. Neyden bahsettiğini bile bilmeden evet, ortasında buluyordu kendisini. Yani asgari ücrettir, bilmem nedir, pat diye öyle bir açıklama yapıyordu ki farklı bir tartışma konusuna götürüyordu iş. Yani şimdi bir de birbirinin yani yaptığı işleri çalmıyorlardan kastım, evet, şu. Yani işte senin takip ettiğin proje, tamam mı? Ben hemen sonuçlanmış, ben bunun reklamını yapayım diye gitmiyor. İşte popülist davranmıyor. Popülist, herkesin kendi niteliğinde uğraştığı proje var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ortak uğraştığı projeler de var. Ne mesela? Sayın, sağ olsun Sayın Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayer Özsoy, Sayın Murat Cahit Cıngı, İbrahim Yumuklu ile görüşerek Koca Sinan'daki Sera olayını, Sera Osebe'nin çözülmesini sağladı, evet, mesela. Evet, evet. Yani bunun gibi güzel işler Kayseri'de oluyor. Bu dönem biraz farklı gidiyor abi. Yani bir önceki dönemden daha farklı, evet, gidiyor. Daha böyle iş odaklı gidiyor. İş demeyeyim, ona ne denir?
İş değil, milletvekili. Hizmet odaklı gidiyor. Şimdi yanlış bir şey söyleyeyim. Hizmet odaklı. Olay farklı yere gider, sonra Yusuf bunu söyledi. Ama sen onları iş odaklı falan dediğin yerler ki şeyde konuş. Konuşan adamla konuş. Yok o ne der? Dilim sürçtü. Öyle diyorlar ya şimdi. Dilim sürçtü. Yeni moda. He, yeni moda. Evet. Adam söylüyor. Diye çıkıyor diyor ki ya Yusuf valla orada dilim sürçtü. Öyle demek istememiştim, dilim sürçtü. Ne demek istemiştin diyor. Sürçtü. Üçnoğlu veterimiz de hazırsa İbrahim'cim. Sayın Bayrasoy geçtiğimiz hafta Objektif Bakış'a programı konuk olmuştu. Yine onunla da hem Kayseri gündemi hem Türkiye gündemiyle ilgili çok keyifli bir sohbette bulmuştuk. Özellikle istersen buradan bir iki cümle söyleyerek devam edip oradan şeye geçelim. İşte pastırma, sucuk, mangal partilerinin meşhur olduğu bir haftaları geçirmiştik. Özellikle farklı konular gündeme gelmişti. İşte AK Parti'nin AK Partili belediyelerden hala kullanılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin makam araçlarıyla ilgili bir süreç söz konusuydu. Onların kullandığı araçlar söz konusuydu. Ve o günden bugüne geldiğinde Sayın Bayarsoy'la bunların hepsini konuştuğumuz konuların özet olarak o da Sayın Fatih Üzüm, AK Parti İl Başkanı Sayın Fatih Üzüm'ün yapmış olduğu bir açıklama vardı. O açıklamaya destek babında farklı konularda daha net bilgilerle konuşmuştu. Onunla ilgili bir açıklaması var. Yusuf senin bu konuda ekleyeceğin bir şey var mı? Yok abi. Yok varsa söyleyebilirsin yani. Çıkamayız şey şimdi. O dediğin yere girersek çıkamam şimdi ben. Çünkü ben uzun şimdi farklı konuştum biliyorsun. Uzun diyor. Biraz uzun sürer. İyi peki. Dursun Bey. Ben çünkü üç nolu görüntüyü de gireyim. Görüntü. Aklına gelen bir şey gelirse tamam, orada söyleyebilirsin. Olur. Sonra devam edelim. Evet. Kanal 38 televizyonunda gazeteci Deniz Çağ'ın sunduğu Objektif Bakış programına konuk olan AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy yapılan eleştirilere cevap verdi. Belediyeler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş belediyeler. Tabii. Milletvekili Özsoy, mangal partisi düzenleniyor diyen arkadaşın Kayseri'deki kendilerinin kazandığı belediyelerde işçilere nasıl zulüm yapıldığını, insanların işten nasıl çıkarıldığını, nasıl mobbing uygulandığını gidip yerinde görmesini, oradaki mağdur olan insanların derdine derman olmak için belediye başkanları ile görüşmesini arzu ederdim. Hala da o arzum geçerli dedi. Mangal partisi düzenleniyor diyen arkadaşın Kayseri'deki kendilerinin kazandığı belediyelerde işçilere nasıl zulüm yapıldığını, insanların işten nasıl çıkarıldığını, nasıl mobbing uygulandığını gidip yerinde görmesini, oradaki mağdur olan insanların derdine derman olmak için belediye başkanlarıyla görüşmesini arzu ederdim. Hala da o arzum geçerli. Böyle yapan belediyeler mi? Belediyeler. Belediyeler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş, belediyeler. Tabii Sarız'da ve Felahiye'de işten çıkarmalar oldu. Oradaki çalışan işçi kardeşlerimizin adalet önünde mücadeleleri devam ediyor. Pınarbaşı'nda işçilere mobbing uygulanıyor. Sürekli yerleri değiştiriliyor. Bunları herkes biliyor ama maalesef hiçbir şey söylemiyorlar. Ben gönlüm isterdi ki CHP'li milletvekili arkadaşımızın gidip buralardaki sıkıntılara parmak basmasını. Yani neticede Kayseri'mizin bir insanı. Tabii. Bu insanlara da zulüm etmeyin demesi gerekirken mobbing uygulaması ya da işten çıkartılmasını hoş karşılamadığınızı, sayın vekilin de hoş karşılamaması gerektiğini söylüyor. Ne güzel. Hem o görüntüde, video görüntüsünde hem bu görüntüde benim ekrana gelmem. Gayet güzel. Bir şey oldu. Teafuk olmuş oldu. İbrahim onu ayarlamış içeride. İbrahim ayarlamış. Yok ya, yapmaz onu. Onu da yapmaz. Yaptın mı İbrahim? Yapmaz. Şimdi tabii çok aslında çok önemli. Şöyle, CHP'li belediyelerin hem mobbing uyguladı, hem işten çıkartma yaptı. İşten çıkartıp da yerine dünürlerini aldı. Evet. Yani. Ya ama bir şey de var. Şimdi ben burada biraz gerçi AK Parti'yi savunuyor gibi olacağım ama öyle değil aslında. Ne yazıyor? Objektif yazıyor. Evet. Ya Cumhuriyet Halk Partisi ne iş yapar ya? Ben de soruyorum ne iş yapar? Bence hiçbir şey yaramıyor. Ya sen bir şimdi hani oraya girersek belki çok uzun olur. Evet. Programda sanki oraya yönelmiş gibi olur. Evet. Yani konu tamamen yani konuşan adamla konuştuklarını hepimiz biliyoruz. Yani evet, bir Kayseri öğrendi. Evet. Ya senin bildiğini
malum oldu. Yani bildiğin malum oldu. Herkes tarafından bilinir hale geldi. Şimdi mobbingle ilgili, efendime söyleyeyim, işten çıkartmayla ilgili, dünürüyle ilgili açıklama yaptı Sayın Vekil. Yine iki gün önce biz Şaban Bey'in başka bir konuşmasını Ekin'den aldık. Şaban Bey'in orayla alakalı bir şey söyledi. Bak Şaban Bey'in Aşkın Bey'le eleştirisi, bütün oklar oraya gidiyor ama tık yok. Geçen hafta bir basın toplantısı yaptılar. Hatta Yusuf Bey demiş ki Yusuf dedim, senin dedim açıklamanın üzerinden mi basın toplantısı yapacaklar bekledim dedim. Abi benim konuşmamın üzerine evet, olması önemli. Top sende. Tamam bak ben şimdi de farklı boyutuna geliyorum. Şimdi işte onu diyor. Aslında biz burada bak, AK Parti şey değil. O zaman olay çok farklı. Küçük bir şey bahsedeyim. Konuşan adam dediğin için. Konuşan adam da ben belli bir konuyu alıp konuşuyorum. Ama orada şöyle bir gerçek var. Dursun abi. Bak orada şöyle bir gerçek var. Sen çıkmışsın bir gün önce sucuk bastırma bilmem ne diye bu şehrin milletvekili olarak açıklama yapıyorsun ve basına veriyorsun. Değil mi? Adam da çıkıyor. Doğru söyledi, yanlış söyledi. Orada bir açıklama yapıyor canlı yayında. Doğru mu? Kafta bulundu bulunmadı tartışırız abi orayı. Doğru mu? Evet. Yanlış söylemiş olabilir. Bilmem ne. Ben bunu da burada rahat söyleyebilirim. Ama bir açıklama yaptı. Sana diyor ki bize diyor bunu diyorsunuz ama siz de bunu yapıyorsunuz. Ertesi gün senin var ya çıkıp açıklama yapman lazım. Niye yapmıyorsun? Ama adamlar bir şey yaptığı zaman çıkıyorsun hemen basına. Evet. Bildiri gönderiyorsun. Sen bu şehrin milletvekilisin. Ertesi gün abim dedi doğru. Biz abimle konuştuk o arada. Şey geldi. Basın daveti geldi. Doğru mu abi? Evet. Ben dedim ki tamam bu konu. Ana şeyi bir açtık. Nedir onun ismi? Açıklama bir geldi. Alakası yok. Neydi abi konu? Sonra sen çok farklı çok doğru bir şey söylüyor. CHP ne yapan abi sen? Ne yapan? Sen şu an CHP belediyesisin. Tamam aldın. Birkaç ilçeyi aldın. Ne yapıyorsun? Hizmet yok. Daha önce kızdığın şeyleri Ahbap Çavuş ilişkisiyle eleman alıyorsunuz diye bağırdığınız adamların aynısını en babasını sen yapıyorsun. Şimdi siz adama çıkacaksınız, suçu partisi verdi diyeceksin. Adam da sana diyecek ki sen de bunu yaptın diyecek. Çıkıp cevap veremeyeceksin. Evet. Yanlış bir şey mi söylüyorum abi? Doğru. Ehli doğruya doğru abi. Bak ben ne yaptım geçenki o videoda ben. Evet bu taraftan farklı bir şekilde eleştirdim. Laf söyleyen laf duyar. Eleştirdim. Ha ben bu tarafı eleştirirken bu tarafta şey değil, akkaşık değil. Bak demin de birazcık değişti. Hangi parti olursa olsun ha bak benim en çok anlamda okunan yer orasıdır. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını sen canlı yayında çıkartamazsın. Ya o şey bile olabilir ya halkı kin ve nefrete abi, ucu açık onun. Ya şimdi başka onun bir şey ucu açık. Olay öyle başka bir ben kabul edemiyorum. Öyle bir soruşturma bile açılır. Yusuf şimdi başka bir şey söyleyeceğim de olay başka bir boyuta gider ben diye. Ben hakikaten kabul edemiyorum. Başka bir tartışma olur diye endişe ediyorum o yüzden söylemeyeceğim. Ama tabii kabul edilir değil. Değil. Ama bugün AK Parti iktidarını eleştiren muhalefetin de özellikle Kayseri için. İşte %63'lerden %38'e inmiş Kayseri'de, %25'e yakın oy kaybetmiş Kayseri'de. Tamam. Sessiz kalması. Tamam mı? Biz 4 tane belediye aldık. 2 milletvekili çıkardık. Ne aldın lan? Ankara'daki yerim garanti. Anlatabiliyor muyum? Ben belki bir dönem daha yapabilirim. Pınarbaşı da kendi kendine idare eder. Felahiye de kendi kendine idare eder. Akkış'ta da Sarı'da düşüncesiyle yürürsün. Ve sana soruyorum sence idare edebilir mi abi? Yapma gözünü seveyim. Hepsinden gider. Allah'ını seversen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir dönemlik. Belki bir dönem bile yok. Belediye başkanları, kendi aldıkları belediye başkanları dayanabilirse hep birlikte görelim. Evet. Dayanamayacak. Ya şimdi maalesef. Şimdi sen bir partilisin. Oradan o resmi indireceksin illaki. Bu canlı yayında olmaz. Yani Bayer Bey bir şeyler illaki indireceksen indir oraya. İllaki indiremez abi. Ben kendi Atatürk'ün fotoğrafını koy. Dursun abi bak. Hiç kimse itiraz etmez. Abi, ama bak, farklı bir yere de o abi, resmi koymak zorundasın. Cumhurbaşkanı. O, bak işte abi. Makamına koyma ama girişe koy. Bir yere koy. Kırmızı çizgisidir. Bugün şöyle de bakabiliriz. Ya bugün Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmayabilir. Başkası da olabilir. Abi bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını indiremezsin. Ya başka bir yere koy. Makamında olmasın. Başka yere de koyamazsın abi. Ya girişine koy. Makamının girişine koy. Arkada duracak abi. Bu kadar basit. Ya bu benim düşüncem. Ben orada biraz pik bakıyorum. Ya neyse ben de farklı bakıyorum. Dilimi ısırıp illa olması lazım. Dilimi ısıracağım söylemeyeceğim. Söyle gözünü seveyim. Yok söylemeyeceğim. Söyle gözünü seveyim. Programdan sonra söyleyeyim de. Tamam. Bir dakika haftaya yorumlayalım. Yani bir ya, kendi aramda. Hayır şu söylediğinde yanlış bir şey var mı? Dursun abi de yanlış demiyor bak, zaten. Onu söylüyorum ben de. Aynı şeyi söylüyorum. Sen diyorsun ki evet sen biraz daha ılımlı bakıyorsun. Başka, yok abi benim şuramda öyle bir şey var ki Cumhurbaşkanı kim olursa olsun.
Onun yeri orasıdır abi. Ya hadi Mustafa çok Kemal çok Atatürk'ü büyük, bugün ben çok büyük diyelim, bir partizansın. Abi ben diyelim ki bir belediye aldım Yusuf Akaşı olarak. Evet. İki Tayyip Erdoğan'ın da fotoğrafını indirdim. Atatürk'ü de indirdim. Ne diyecekler bana? İndirebilir miyim abi? Böyle bir şey yok. Ne Atatürk'ü indirebilirsin oradan? Niye bu ülkenin başındaki insanlar Atatürk'ü indirdi mi bir yerlerden? Ben de böyle bakarım o zaman bu işe. İndirdi mi abi? İlla ki olması lazım. Bir organizasyon oluyor. Bir organizasyon oluyor. Hepimiz de şahit oluyoruz. Cumhurbaşkanlığının organizasyonunda olsa, belediyelerinde olsa Tayyip Erdoğan asılıyorsa Atatürk de asılıyor oraya. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya çünkü Cumhurbaşkanı olarak bitti asılıyor. Bitti abi, bitti. Asılıyor. Bitti. Yani yoksa isim ya, olarak asılıyor. Parti olarak bakma buna. Evet. Çok da bu ona da takıntı. Ya ben de senden biraz daha yumuşak davranıyorum. Hani partizansa odasında olmaz da odasına giriş evet. yerinde olur ama mutlaka Cumhurbaşkanı fotoğrafı olur. Sen tutuyorsun. Bu tarafa o canlı yayında zaten başlı başına yanlış. Şimdi abim dediği yere getiriyorum. Sen tutuyorsun canlı yayında diyorsun hep konuştukları Ahbap Çavuş. Evet abi hangi belediye hangi parti yapıyorsa yanlıştır. Ama sen eleştirip de kendin gidip yapıyorsan bir dön kendine bak kardeşim o zaman. O yüzden evet. Özsoy haklı mı? Haksız mı abi? Aynen öyle abi. İşte konuş dedin konuştum bak. Abi konuşacağım zaten. Konuşacağım tabii yani. Canım valla. İlla orada konuşacağım. Ben o tabii. Olayda çok kızdım hayır, abi. Doğru bildiğini evet. söyleyeceğim orada, tabii ki. Şey, ben de aynı şeyde. Aslında falan. Çok da şimdi, iyi oldu senin bu adam, konuyu adam açmak. Sadece konuşan adam da konuşmaz. He? Yok yok şöyle söyleyeceğim. Abimle açması kolay oldu. Ben dışarıda kendimle alakalı. Beni en iyi tarafsızlık olarak bilenler siz dersiniz. Ben hiçbir partiye üyeliğim olmadı. Hiçbir partizan bakmıyorum. Yakın değilim. Değilim. Uzak değilim. Ama hepsine hem yakınım hem uzağım. Meslek icabı. Hepsine hem yakınım hem uzağım. Peki. Bu taraf doğru söylüyorsa onu söylüyoruz. Yanlış söylüyorsa onu söylüyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ndeki değişikliklere ne diyorsunuz? Özellikle oraya benim beynim yetmedi abi. Özellikle iki genel sekreter yardımcısı ile ilgili. Ben orada şokum abi. Ben açıkça söyleyeyim. Yani... Çok enteresan. Yani sizin fikriniz daha önemli benim için şu an ama vallahi, ben ben garipsedim. Ya şimdi tabii ki şehir efsanesi geziyor. Ya bütün atamalar için söyleyeyim. Tabii başta ikiz genel sekreterimiz diye girdim ama evet. Biraz sonra dört nolu veterayı izleriz. Kimler nereye gelmiş? Yani akıllarda soru işareti bırakan yani bir şöyle, liste oldu. Şehir efsanesi geziyor ama ben biliyorsun biz programda şehir efsanesiyle program yapan bir gazeteci topluluğu değiliz. Çok şükür. Yani. Olmaz neyse belgelerle çıkar evet, konuşuruz. Dedi ki demiş ki demişmiş de iş yapmadık. Şimdi abi. Tabii bu konuyla ilgili özellikle birkaç isimle alakalı görüş var. Evet. Şimdi özellikle bir daireyle ilgili daire başkanlığından bir başka daire başkanına geçen arkadaş için de işte böyle bir daire başkanlığı yoktu. Ama onu işte oradan almamız gerekiyordu. Şeyde kadrosu da daire başkanı olduğu için başka bir daire başkanlığı oluşturmamız gerekiyordu. O yüzden oluşturduk. Aslında Joker kuruluş vardı. Orada olabilirdi KASKİ. Allah'tan KASKİ'miz varmış. Oradan alıyoruz oraya, oradan alıyoruz buraya. Ama orada şimdi ağam girecek isimlere ben çok garipsediğim şeyler var orada da. Yani çok enteresan isimler yani, var ama. Yani taraftaki şuradaki adamı alıp oraya yardımcı olarak. Bunu cool geçeceğim yani. Bu hafta. Ama önümüzdeki hafta buraya biraz eğileceğiz cool yani. Cool geçecek o zaman. Çünkü ya orada değinilecek çok şey var. Evet. Hatta her ismi değerlendirebilirsin yani. Ya tabii şimdi şöyle ben Allah var bekliyorum hala bekliyorum da Memduh Başkan bir açıklama yapacak mı yapmayacak mı bilmiyorum. Mesela, İlla şunu beklemiyorum. Serdar yani şundan dolayı aldım. Serdar Başkan ta Melik Gazi'den beri beraberler. Yani ben o çok şaşırttı beni. O da. Hamdi Ercuman da son dönemlerin prensi gibiydi. O da şaşırttı beni. Ya adam Erciyes AŞ'nin başkanı. Ya şimdi aynı KASKİ yardımcı daha getirildi abi. Hayır, çok bana bak, şey geliyor. Şimdi madem öyle girdin olaya. Gireyim ki yoksa açılmayacaksınız. mesela Serdar Bey, Cenani Bey, efendime söyleyeyim Ali Süslü. Yol arkadaş. Bu üçlü Mehmet Çavuş. Yine bizim İbrahim mi? Yok. Yine özel kalemde. Kadir mi? Kadir. Evet. Ondan sonra gibi isimler aslında Sayın Memduh Bey'in yol arkadaşıydı. Kesin. Melik Gazi'de uzun yıllar beraber çalıştılar. Ve yol arkadaşı, sırdaş. Ve en güvendiği isimler içerisinde yer alıyor. Ama bu isimlerden işte biri bugün itibariyle hani sürgün dersek belki yanlış olur ama emeklilik gibi bir yer diye düşünülür. Evet. KASKİ genel müdür yardımcılığına gidiyor. Emeklilik gibi de düşünün. Oradan da buraya gelenler var şimdi. Ya o da ayrı mesele tabii. Çenç kurum olarak. Üç kişi gelmiş aynen zaten öyle. Oradan. Tarafa. Direkt çenç edilmiş. Şimdi burada öyle bir şey var. Diğer isim Hamdi Bey
Hem ben Sayın Üsteki Sayın Üsteki zamanında hem de şaşırdım abi yani. Ardından Sayın Mustafa Çelik zamanında plan proje anlamında ve birçok projeye imza atmış önemli isimlerden bir tanesi. Ve son dönemde de Murat Bey milletvekili olmasıyla beraber, Sayın Cahit Cıngır'ın milletvekili olmasıyla beraber Erciyes AŞ gibi büyük bir şirketin hem ciro anlamında hem de hinterland anlamında büyük bir şirketin yönetim kurulu başkanlığı tevdi edildi kendisine. Çizdiği plan yanlış kapıdan mı geçti? Olmasın. Yani oradaki bir sürü kapı var. Belki de kaskı kapısı kuruldu. Kaskı kapısına geçti. O da olabilir yani. Söylenmeyen çok farklı şeyler olduğuna inanıyorum. Yani hani yani, bu isimler tabii çok önemli isimler. Mesela işte yıllarca tanıdığımız Sayın Hikmet Ulusoy. Biliyorsunuz oranın bir dönem basınına da bakmıştı. Oradan değil mi? Aynı isimden bahsediyoruz. Evet. Yani bir süre basın müdürlüğüne de falan da bakmıştı. Basına da bakmıştı Hikmet Hanım. Öyle. Daha sonra şimdi tekrar Büyükşehir'e geri dönmüş oldu. Tabii. Yani iki tane genel müdür yardımcısının yine aynı şekilde Büyükşehir'e geri dönüşü görülmüş oldu. Yazışları ve kararlar daire başkanlığı nasıl bir şey abi? Alınan kararları sadece imza mı atacaklar? Ben ya anlamadım onu. Abi şey şöyle gibi. Şimdi meclisin... Ama yeni bir birim onu da altını... Evet. Yani, İlahi birlikte baştan bir birim mesela. İşte mesela orada şunu... Ona güvendi de mi acaba onun başkanı? Yok şöyle diyebiliriz. Yani şey Büyükşehir ya, Belediyesi'nin meclisi var. Meclisinde atılan imzalar yetersiz. Belediyenin encümeni var. Encümende alınan kararların altına atılan imzalar yetersiz. Bir genel sekreteri var. Genel sekreterin attığı imzalar yetersiz. Ve belediye ile ilgili kararları... Ha, bu sihirli imza atılacak orada. Kararları efendime söyleyeyim ve birçok işte alınan kararları da altına imza atacak daire başkanlığı herhalde. Sihirli, herhalde. Sihirli kalemle... Yani şöyle diyelim, şirketlerdeki CEO. Ama basının değişmesi hangi döneme denk geldi ona bir bakın abi. Şöyle... Baktım birkaç gün önce. Yok. Dönem olan, evet doğru birkaç gün önce ama onun öncesi var yani. Ben biraz ona ilişkilendiriyorum. Şu sucuk mucuk bilmem ne davasında o ara basın çok yönetilemedi gibi görüldü gibi geliyor bana. Bana öyle geldi. Biraz da alım öyle oldu gibi geliyor. Bunda ilk kartlar yeniden dağıldı diyor. Bana öyle geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Cenani'ye hayırlı. İkisi de bizim arkadaşımız. Cenani'ye tabii, hayırlı öyle. Olsun. Cenani 94'ten belli aslında basın sektörünün içindeydi. Sonra evet. Belediye basında evet. Yer aldı. Hatta ben basından bir önceki o görevlendirmeye geçtiğinde de ben şaşırmıştım mesela. Aslında olması gereken yer buraydı yani mantık olarak baktığımızda. Doğru mu Deniz abi? Yani tabii şimdi Cenani'nin aldığı... Ha İbrahim de keza öyle. Cenani Bey'in almış olduğu görev tabii Büyükşehir Belediyesi'nde yani basın yayında memur olarak çalışıyordu. Tabii. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nde beraber özel kalemde bir süre devam etti. Halkla ilişkiler özel kalemde devam etti. Ondan sonra basın yayınıyla devam etti. Daha sonra büyük görevler verildi. Kaymak gibi, işletme iştirakler gibi. Çok iyi görevler. Çok önemli görevler verildi. Ve ardından hani basını belki çok iyi tanıdığı için. Basının içerisinde çok iyi yani. Olduğu için. Evet, büyük ihtimalle. Tamam İbrahim de çok eski basıncıdır. Tabii. Bilmem nedir ama İbrahim Özel İdare'de Sayın Mustafa Atsız'ın özel kalem müdürüydü. Yıllarca gazetecilik içerisinde yer almadı. Evet. Ve İbrahim bakış açısı hep belliydi. Evet. Yani o gözlük hiç çıkmadı. Yani gözlük hep kaldı. Aynı noktada. Yani o gözlükle ki görebildiklerini gördü. Yani yandaki, arkadaki, öndekini görmedi. Belki bunun etkisi olmuş olabilir. Bir. Biraz önce dediğimle bağlantılı olmuş olabilir. İki, işte senin dediğin işte o süreci yönetememiş olabilir evet. Gibi etkileri olmuş olabilir. Evet. Yani değişiklikte. Çevre evet. Kontrolü iyi olması evet. Lazım. İsterseniz Dört Nolu Veterimizi izleyelim. Yani bütün isimlerden de evet. Haberde zaten bahsediyor. Haberi hep beraber izleyelim. Daha sonra devam edelim. Ha öyle mi? Kısa veteri. O zaman şöyle söyleyeyim. İsimde çok ya. Sen o zaman Viper İbrahim de. Bayağı isim var. Sefa Sürmeli, Makine İkmal Daire Başkanlığından Destek Hizmetleri Başkanlığı'na. Kadir Danacıoğlu Yüksek Makine Mühendisi görevindeyken Makine İkmal Onarım Daire Başkanlığı Vekilliğine. Erkan Küp Destek Hizmetleri Daire Başkanı Vekilliğine, İşletme İştirakları Daire Başkan Vekilliğine. Yani Cenani Bey'in yerine gelen. Cenani Ayaydın İşletme İştirakları Daire Başkanı iken
basın yayın daire başkanlığında. İbrahim Özçek basın yayın halk ilişkileri daire başkanı iken benim bildiğim kadarıyla yazışları ve karar daire başkanlığı yeni bir birim buraya atanmış. Sedat Erdoğan ulaşım planlama araylı sistemler daire başkanı iken Fen İşleri daire başkanlığına atanmış. Murat Baltacı yüksek inşaat mühendisi etüt projeleri daire başkanı vekiline atanmış. Ahmet Şeref Bahçecioğlu etüt projeleri daire başkanı görevinden ulaşım planlama ve araylı sistemler daire başkanlığına atanmış. Ufuk Sekmen KASKİ Genel Müdürüken Büyükşehir Genel Sekreterimiz. Resul Duman Şube Müdürüken Park Bahçeli Daire Başkan Vekiliğine. Mücahit Soğak Genel Müdür Vekili iken Genel Müdür Yardımcısı iken KASKİ'de Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına. Serdar Bey Serdar Öztürk Genel Sekreter Yardımcısı iken KASKİ Genel Müdürlüğünce. Hamdi Elcuman Genel Sekreter Yardımcısı iken KASKİ Genel Müdür Yardımcılığına. Duran Safrantı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı görevinden Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığına. Yasin Harmancı Fen İşleri Daire Başkanı Vekilliği görevinden Kırsal Tarım ve Hizmetleri Daire Başkanlığına. Nurettin Kocabay Kırsal Hizmetleri Daire Başkanı Vekilliğinden KASKİ Daire Başkanlığına. Hikmet Ulusoy ise KASKİ Daire Başkanlığından Kayseri Büyükşehir Belediyesi hangi daire olduğu belli değil. Daire Başkanlığına atanmış ve bu şekilde sayın 17 kişinin görevi şok değişimine yaşanmış. Ve bu değişimle birlikte Sayın Memduh Büyükkılıç yeni dönemdeki çalışma arkadaşlarını da yeni ekibinde kurmuş oldu. Tabii danışmanı saymıyoruz. 6 ayda bir danışman değişiyor. O gidiyor, bu geliyor. Yani neye danışıyorlar veya danışman diye mi almışlar? Bazı danışman kararlar da çok garip. Kendilerini yani çok garip. Eleştirenler danışman. Yani doğru. Medya bak biliyorsunuz medyaya yansıyan bir konu vardı. Adana milletvekili dedi ki benim oğlumla ilgili bir konu medyaya yansıdı. Suçlu ya da suçsuz ama adı orada geçiyor. Tabii biz de şu anda bir şey diyemeyiz. Suçlu ya da suçsuz dedi ben istifa ediyorum partiden dedi. AK Parti partiden istifa ediyorum dedi ve istifa etti. Evet. Ve ardından hiç konuşulmadı farkındaysanız. Evet. Ama bir başka olaya bakıyorsunuz. Başka bir olayda farklı şeyler çıkıyor. Adliye yansıyan, adli evet. Konuya yansıyan, evet. Polis kayıtlarına yansıyan olaylar çıkıyor. Ama hala aynı noktada devam eden bir göreve de devam eden bir kişi var yani. Evet. Bu da enteresan. Evet. Veyahut da o görevi buna tevdi eden kişilerin bunu görmemesi de enteresan. Yani aynı. Apaçık belli işte bir şiddet var. Evet. Farklı şeyler var. Evet. Ama maalesef evet. Enteresan şeyler oluyor. Doğru. Evet. Buradan yavaş yavaş da zaten süremiz de doluyor. Bu çerçevede isterseniz İYİ Parti'deki yaprak dökümüne doğru şöyle bir yol alalım. Evet. Yusuf'cum. Abi İYİ Parti evet İYİ Parti harbi bir yaprak dökümü var. Ben yaprak dökümü ağaç kırıldı neredeyse ya. Yani ona döndü. Azaldı parti gidiyor gibi. Ama bir de istifa edenlere bundan bakıyorsun. Logosunda şey yoktu değil mi? Yaprak yoktu. Yok güneş var sadece. Evet. Yapraklı olan güneş devam mıydı? Artık. Yok şeydi değil mi? Ali yok. Yaprak Ahmet Davutoğlu'nun partisiydi. Genç Parti miydi? Yok Ali. Genç diyorum. Ahmet yani. Davutoğlu'nun partisi. Gelecek partisi diyecektim. Genç Parti çok geçmiş. Bayağı gittin. 20 genç sene. Parti, genç Parti'nin gençliğine genel başkanı gitti. Benim patronumdu ya o zaman. Öyle mi Cemuzan? Gençliğine gitti. Star da onların ya. Yani şimdi şöyle AK Parti hakikaten sıkıntıya düşecek değil, sıkıntıya düştü. Kimse AK kalmadı. Parti. AK Parti diyorum ya. Abi ben bugün ne yaptım ya? Genç Parti dedim. Neyse İYİ Parti. Sıkıntıya iyi olacak. İdare ediyorsun. İyi olacağına. Biz umudumuz var. İnşallah ama şöyle. Yok sen iyi ol. Türkiye genelinde evet. Türkiye genelinde evet İYİ Parti hakikaten büyük bir yaprak dökümü var. Şimdi Kayseri'ye geldiğinde de Kayseri'de de bu kadar istifalar olmamıştı. Şimdi hala Dursun Ateş mesela bağımsız devam ediyor. Doğru mu abi? Evet. Ama bağımsız olarak devam etse de hala ya, sahada yok. Şimdi öyle dedin ki gamsız der gibi. Mecliste açılış da var mıydı acaba ya? Ben görmedim. Vallahi aslında hiç dikkat etmedim ben burada. Hayır şöyle sen bu halkın seçtiği ister parti üzerinden ister partisi neyse ne milletvekili olmuşsun. Doğru mu abi? Şimdi bu taraftan bağımsız devam edeceğim demişsin. Bağımsız devam edeceğim derken şöyle koltuğuma çekilip oturacağım hiçbir şey karışmayacağım dedi herhalde. 10 gün oldu mu abi şey yapalım istifa edelim. Şey ama yani 10 gündür hiç ses çıkmıyor. Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Hep şu beklenti var. Ha, i̇şte buradan hemen İYİ Parti'ye geçtik. Arada evet. Şey var ha. Evet. Onu ben özellikle şey yaptım zaten. Yok ben şimdi baktım. Ben şimdi birden atladın abi. Altmantta geçsin İbrahim de Kayserispor'da AK Parti.
girmeyince ben herhalde tekrar dönecek diye düşündüm. Evet evet, ben şimdi fark ettim. Şimdi şöyle Allah bir Allah beklenti Allah. Var. Yeni oluşum, yeni oluşum ama böyle bir yeni oluşum olmaz ki. Olmaz. Yani Türkiye'de işte. Çok fazla karşılığı olmadığı görülen. Evet. Ki önce genel başkanının terk ettiği bir yerden istifalarla yeni oluşum zaten çok zayıf oluşum. Ben şöyle bir umutluyum. Bu oluşum beklentisi ne olacak, nasıl bitecek onu da bilemiyorum. Abi şöyle bir umudum var mıydı? Vardı. Biraz evvel konuların başında ılımlı siyasetten, ılımlı giden şeylerden bahsettik ya. Mesela son iki gün önceydi herhalde, iki üç gün önceydi. Aslında mesela Mustafa Dervişoğlu şöyle bir şey söyledi. Ha hoşuma da gitti mi gitti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını çok naif bulduğunu söyledi. Mesela, ama ilk kongreye de çıktığında çok farklı bir şey. Hesap sormazsam bilmem ne diyerek. Şimdi böyle bir tezatlık var, tamam mı? Hesap sormazsam diyorsa bir iki şey naif olacak diyorsun. İttifaka katılacak. Evet. Şimdi yaprak dökümüne geldiğimizde de öyle eften püften adamlar istifa etmiyor. Göker'den başta mesela. Göker mesela Göztok'tan. Göker Göztok evet. Bıraktı gitti ama orada şimdi Kayseri'de il başkanı tekrar Tansu Şener dediler. Orada başlayan bir kavga veya tartışma var gibi geliyor bana. Yani aldığım kulis bilgilerle. Göker Göztok bir il başkanlığı mevzusu gündeme geliyor. Orada genel merkez yok kardeşim zaten il başkanlığı var deneyince orada bir ayrışma başlıyor. Ve Kayseri'de son kale herhalde Kazım Yüce. Şimdi Kazım Yücel'in de bak şöyle bir durum var ama. Bir de o kaldı. Kazım Yücel istikrarlı gidiyor. Ben öyle bakarım o işe. İşte yani partisi mi bırakmayacak anlamına gelmiyor. Son haddede ya yeter ben daha ne yapayım diye ya bırakırsa ömrü ama çaba sarf ediyor mu? Önüm açıldı diyor ya şu anda. Ha? Önüm açıldı diyor. Tek rakibi kaldı Sedat Kılınç. Sedat abi şöyle Kılınç'ta bir şey mesela, var. Şimdi Göker Göztok olayından sonra benim gözüm Sedat Kılınç'a çevrildi mi? Kesinlikle çevrildi. Baş danışman tamam olabilir ama bırakır mı? Bırakabilir durum. Baş danışman derken kimse danışmasın diye mi bu? Abi zaten benim yanlış almadıysam bilgi şeyin Musallat Dervişoğlu'nun diğer partilerde bu kadar var mı bilmiyorum. Bir 10-15 tane baş danışmanı şimdi var. Şimdi ben de şöyle bir... Öyle miymiş? Öyle diye biliyorum. Şöyle bir şey çizeyim mi ben de? Naiflik, hesap sormazsam namerdim. Evet. Ardından gelirse ittifak, sonrasında Kazım Yücel milletvekili. Böyle bir girişat da olabilir, belli olmaz. Çünkü olabilir. Hesap sormazsam namerdimin sonu hep ittifak oluyor. Kazım Yücel, bir kere ben Kazım Yücel'e şöyle bakıyorum abi. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nden İYİ Parti'ye geçiş şekli ben her zaman takdir etmişimdir. Ne dedi? Ben dedi, yanlışlarını söylediğim ittifaka giriyor olunca, madem bir ittifak oluyor dedi, ben orada hakikaten takdir ettiğim bir şeydi. Adam ne dedi? Benim duruşum bu Deniz Çağan başkan adayı AK Parti'ni. Ben zaten karşı çıkıyorum. Ben kol kola girip de oy toplayamam dedi. Ve bir tek geçebileceği parti vardı. O da İYİ Parti'ydi. Yeni kuruldu. Ya şöyle tabii şimdi bakalım. Talas... Şimdi orada da ilerledi mi? İşte sarf etti mi? Evet etti. Emek verdi mi? Verdi. Ben böyle bakarım. Şimdi siyaset değişken hep Deniz abi der ya son anlar bile çok farklı. Şimdi sen diyorsun ki böyle eleştirdiğim yerde olmam mümkün değil. En sert eleştirilere bak. Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu, ittifaka bak. Dursun Bey bu iş kime yaradı biliyor musun? Yani çok sert eleştirmek ya da çok sert konuşmak Kayseri'de siyasette bir belirleyici değil. Bir bakarsın ittifak. Kayseri'de bu iş kime yaradı biliyor musun? Salat Belediyesi'ne yaradı, Sayın Mustafa Yalçın'a yaradı. En rahatladı. Biliyorsunuz ucu ucuna bir meclis üyeliği yarışı vardı. Evet. Şu anda 5 tane, 8 tane isim istifa etti ama bunun 5 tanesi Talas'tan istifa etti. İşte Şahin Ülker, Ramazan Bülbül, Yaşar Tuğrul, Ercan, Mücahit Kısmet ve Bünyamin Türkmen. Bunlar istifa eden isimler. 5 tanesi de şeyden istifa etmiş oldu. Talas'tan. Muhtemelen bunlar eğer AK Parti'ye geçmeyecekse AK Parti'ye geçmeyecekse MHP'ye geçecektir. Eğer Cumhur İttifakı'na geçmeyecekse CHP bileşeni olacaktır diye tahmin ediyorum ama bağımsız olarak kalacaklarını çok düşünmüyorum işin gerçeği. Talas'taki meclis şey gibiydi. Baltalar elimizde gidelim ormana şarkısını söyleyerek geliyorlardı. Şimdi çiçek dikmeye giderler artık. Abi işin aslı İYİ Parti Türkiye genelinde Kayseri'de de hakikaten çok iyi gitmiyor. Yani şey anlamında gitmiyor. Evet 3 meclis üyesi de yani. Hadiye Hakkokmaz Şahin. Nafize Aydın Akyüz ve Turan Bulgurcu. Ne en son? Mazhar Polat'ın da
Kazım bir Bey'le, şey dikkatimi çekti. Şimdi ha sen girdin. Kazım Bey'le yakın temasta olması yani ya, siyasete ilk girdi. İyi Parti'den İyi Parti'ye dahil olmasıyla birlikte Kazım Bey'le hep yakın çalışma ya. Ekibinde yer ama aldı. Açıklamasında herkese teşekkür ediyor. Herkese şey yapıyor. Orada sanki başka bir boyut var gibi geliyor bana. Kazım Yücel'le bir ayrışma var gibi geliyor bana. Kazım Yücel'den... Son zaman Sedat Bey'le biraz... Evet. Yani yapacağım. Şöyle bir soğuk çünkü bir Melik hava Gazi'de, herhalde. Melik Gazi'de biliyorsunuz Sedat Kılıncı'nın ekibindeydi. Evet. Ben en başında söyledim ya Masar Polat çok eskiden tanıdık. Meclis üyeliği mevzusunda biraz herhalde haksızlığa uğradı. Kazım Yücel'le de herhalde biraz şey olmuşlar. Ya Sedat Bey de eğer Sedat Bey yaptıysa o listeyi Sedat Bey de haksızlığa uğrattı Masar Bey'i. Tabii. Çünkü gece gündüz tabii. demedi. Esnaf ziyaretlerine, ev ziyaretlerine, toplantılarda şehir dışındaki bütün programlara katıldı. Evet. En sonuna da katıldı. Yani sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla. Ama seçilebilecek noktaya Masar Bey'i koymadılar. Evet. Seçilemeyecek noktada Masar Bey yer aldı. Ve akabinde de Masar Bey dün itibariyle resmi olarak istifa etmiş. İşte orada da Kazım Yücel'i bahsetmiyor olunca da ya dedim bu kadar yakınlardı ne oldu falan biraz bir içine girdim. Orada bir kırgınlık var gibi gözüküyor. Yalnız oraya biraz geçmişten bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi İyi Parti'nin geçmişine baktığında İyi Parti'de sağlam insanlar vardı. Ve sağlam insanlar gitti. Evet. Hatırlarsan geçen dönem ben daha önce de burada söyledim. Koca Sinan'da kaç tane şey vardı abi? Meclis üyesi. Her konuşmaları gündem oluyordu. Evet. Osman Türk vardı, Muharrem Yiyen vardı. Erhan Özcan. Bak Erhan Özcan başkan adaylığından sonra sesini duymuyoruz ama bugün onun da istifasını duyarsan ben şaşırmam. Sağlam insanları küstürdüler. O yüzden de İyi Parti kalır mı bilemem ama İyi Parti böyle giderse İyi Parti diye bir şey kalmayacak. Sadece Kazım Yücel'le, sadece Tansu Çeller'le falan da olacak değil bu. Ha ama iç yapısını bilmiyorum, iç yapısında bir güçlenme varsa, bir güvenilen bir taraf varsa onu bilemem ama dışarıdan gördüğümüz tablo çok önemli insanlar istifa etti. Ya sadece şu... bugün değil, geçmişte de bu seçim aralığında da artık. Bıraktı insan. Ya Dursun Ataş'ın istifasıyla birlikte Kayseri'de şey boşaldı. İyi Parti'nin üst kadrosu boşalmış oldu. Şu an milletvekili yok Kayseri'de yani. Ve bu çerçevede var. Bu çerçevede aslında orada da GİK üyesi olan Kazım Yücel ve baş danışman Sedat Kılınç devreye girmiş oldu. Yani biz ağırlığımızı hissettirelim bari il teşkilatlarına, ilçe teşkilatlarına denildi. Ve bu çerçevede bu teşkilatlarda ağırlığını hissettirmeye çalışırken de Göker Köztok il başkan olmayı arzu etti. Yani evet. Ben tamam Talas da işte bu kadar ama başarılıyım. Şöyle... Talas da bu kadar başarılıyım, bu kadar meclis üyesi çıkarttım. Efendim söyleyeyim bu kadar oy aldım. Neredeyse kafa kafaya seçime girdim. Hani ben de İyi Parti'de siyasi geleceğim olacaksa Allah var. Şimdi Tansu Çener'i şahsi olarak ben çok tanımam, bilmem. Fakat çok da sessiz bir il başkanı portresi çiziyor. İşte biraz önce bahsettik ya. AK Parti'nin iktidar olmasının en büyük bileşenlerinden bir tanesi muhalefetin sessiz kalması. Evet. Yani Kayseri'de muhalefet diye seslendirebileceğimiz kimse yok. Evet. Göker Bey de hem bulunduğu konum hem yönettiği bir dernek vesilesiyle çeşitli yollardan bir şekilde sesini duyuruyor. Evet, ses de... Göker Bey muhalefetin, İyi Parti'nin sesi olabilecek bir isme olabilir miydi? Olabilirdi. O ayrı mesele. Ama tabii orada Kazım Yücel, Sayın Kazım Yücel mevcut il başkanından yana tavır alınca, yani Tansu Şener'le biz devam edelim, herhangi bir değişikliğe gerek yok gibi düşününce, Sedat Kılınç da burada biraz herhalde anladığım kadar etkisiz kaldı. Zaten biliyorsunuz atamayla geldi evet. Sedat Bey. Atanmışla seçilmişin arasında çok fark var. Ben onu net tabii. olarak söyleyeyim. O her, benim için her zaman önemli olan seçilmişlerin, seçilmişlerin iyi bir yere gelmesi. Atanmışlıklar çok şey değil. Sedat Bey kendini sadece bir dönem sonrası için hazırlayabilir miyim? Bir dönem için, sonraki dönem için ikinci sıraya, üçüncü sıraya Dursun Bey'in tabi istifasından önce yapabilir miyim diye düşünmüştü. Senin de dediğin gibi 15 danışmanından biriyse zaten hiçbir esprisi yok. Ben hatta yani sevgili Masar Polat'ın, diğer yönetim kurulu üyelerinin Sedat Kılınca hayırlı olsun'a gittikleri salonu, toplantı odayı gördüğümde dedim ki yani bura hani bir genel başkan danışman odası değil. Değil. Anladığım aynen. kadarıyla hani bir masa var. Bir ya masa var. Bir otur denmiş gibi bir yani durum. Bir masa var. Ya işte bugün sen geldin ya işte sen misafir. Neyse sen bir saat otur da sonra biz geliriz. Denilen bir yermiş gibi. Gibi yer gibi evet. geldi. Yani bir sanki makam yakışmadı. Makam yani. Gibi değil. Evet. Çünkü zaten hani öyle bir görev de olsa sanırım ben Ankara'da ikamet etmesi
Yani tabii, senin dediğin şekilde işte zaten gerek yok Kayseri'den. Aynen öyle. Aynen. Oraya bir yardımla nakdi yardımla yani gelinebilir diye düşünüyorum. Evet. Yani bu çerçevede Kayseri'de İYİ Parti önümüzdeki süreç içerisinde sıkıntılı. Yani bu işte ilçe başkanının yani istifa edip seslerinin çıkacağı her yer kapanmış. İşte ilçe başkanı istifa edip Ümit Özdağ'ın partisine geçmesi. Tek başına gibi giremeyecek kocasına. Kocasına ilçe başkanı. Evet. Tek başına seçime giremeyecek bir noktaya gelecek mi? Yani ittifakta bile yer almaz. Ben zannetmiyorum da. Yani dostum senin dediğin şey olabilir. Evet, yani bir Büyük Birlik Partisi'nin oy oranı işte neyse şu anda İYİ Parti'nin oy oranı da aşağı yukarı oraya doğru gidiyor. Gidiyor evet. Yani bu çerçevede bir şey Cumhur İttifakı'nın bileşeni olabilir. Evet. Ya bu kadar istifanın sonrasında da şunu da düşünemiyorsun abi. Yok İYİ Parti ayaklanır da diyemiyorsun yani şu. AK Parti yani, diyelim. Ayaklanacağı, koşacağı yerler bitiyor. Bitiyor. He. AK Parti diyelim sevgili İbrahim. Önce sana attığım sosyal medyadaki resimleri bir ekrana getirelim. Daha sonra sana attığım o üç resmi, fotoğrafı ekrana getiririz. Hemen seri bir şekilde. Geçen hafta işte biliyorsunuz AK Parti'de görevden almalar, istifalar yaşandı. Ve yerlerinde yeni isimler atanmış oldu. Bu çerçevede de bizim Haber 38 gazetesini de ekrana bir alalım istersen. O sosyal medya görüntülerini tek tek ekrana verebilirsin. Oradan hemen bahsedelim çünkü süremiz de doldu gibi. Doluyor gibi. Evet. Kayseri Spor'da konuşalım. Evet, Kayseri'de AK Parti'de konuşacağız. Evet. Onun için zaten zaman ayırıyorum. Şu an zaman ayırıyoruz. Evet. AK Parti'de bayrak değişimi. AK Parti'de ne oldu? Felahiye'ye Kemal Korkmaz Yiğit. Evet. Yok bu değil. Sosyal medya. Evet. Özbatan'a Sayın Kemal Bey getirmiş oldu. Kemal Dumlu. Geçelim. Yok bunlar değil. Bak bunlar değil. Evet. Hacılar'a Sayın Ahmet Öğüt yerine Yasin Mutlu geldi. Felahiye'ye Kemal Korkmaz Yiğit görev tevdi edildi. Ve Halit Abul görevden alınmış oldu. Evet. Akış'ta da Sayın Özgür Özoz'un görevi bıraktı. Yerine Halil Ufuk Burak getirilmiş oldu. Herhalde bir de Tomar da var. Evet. Bir de Tomar da var İbrahim'ciğim. Tomar da bulalım. Ve bu çerçevede aslında şey tamamlanmış oldu. Turgut Koç getirilmiş oldu oraya Erkan Şahin'in yerine de. Yani AK Parti'de aslında 5 ilçe Ankara'da yapılan mülakatlar neticesinde işte Kayseri'den 3'er 4'er kişi giderek Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erkan Kandemir'in huzuruna çıkarıldı. Ve bunlar yapılan istişareler ve toplantılar neticesinde biraz önce arkadaşlarımızın ekrana getirdiği isimler göreve gelmiş oldu. Peki bu hafta itibariyle de bu hafta pazartesi itibariyle de 3 ilçe başkanı Ankara'ya çağrıldı. Koca Sinan'ı getirelim. İbrahim'cim. Koca Sinan ilçe başkanı. Onu Koca Sinan Melikgazi, evet Koca Sinan ilçe başkanı Sayın Selçuk Melekoğlu da Ankara'ya çağrılan isimlerden bir tanesiydi. Bu hafta salı günü, pazartesi itibariyle Ankara'ya gitti. Ankara'da görev tevdi edilmiş oldu. Yani Koca Sinan ilçe başkanlığı görevi bu dönemde de Melekoğlu. Melekoğlu işte Kasım'ın ilk ya da ikinci haftasında yapacağı kongrede yeni listesini şu andan itibaren düzenlemeye başladı. Evet. Ve bu çerçevede Koca Sinan ilçe başkanı olarak yeni dönemde seçimlere girecek. Evet, hemen ardından Melikgazi ilçe başkanı Sayın Tayyar Şahin de Ankara'ya çağrılan isimler içerisinde yer aldı. Tayyar Bey. Tayyar Bey de biliyorsunuz Sayın Gökhan Ülke'nin AK Parti AK Parti meclis üyesi seçilmesiyle birlikte AK Parti Melikgazi Belediye Başkan adaylığı için istifa ettiği süreçte yerine getirilmiş isim. Gökhan Bey daha sonra da kontenjan listesinden Sayın Mustafa Palancıoğlu'nun en yakın çalışma ekibinde yer alan isimlerden bir tanesi oldu. Yine bu tabii bu görüntü yine eski bir görüntü. İlk atandığındaki görüntü.
ilçe koordinatörleri, il başkanı vesaire Erkan Kandemir'le birlikte. Yani o da Ankara'ya çağrıldı. Seri bir görüşme. Üç ilçe için seri bir görüşme. 15'er dakika, 20'er dakika. Hatta Sayın Melik Gazi ilçe başkanı ve Koca Sinan ilçe başkanı daha erken saatlerde 15'er dakika, yarımşar saat arayla bir toplantı tertip edilmişti. İşte Koca Sinan, Melik Gazi ya da Melik Gazi, Talas, üç tanesi arka arkaya yapılacaktı. Evet. Erkan Bey'in ricasıyla daha öncesi burada olan ilçe başkanları varsa onlarla birlikte görüşelim. Daha sonraki şey yaparız diye. Talas en son katıldı toplantıya. Ve ardından Talas toplantısını, Talas'ı ekrana getirelim sevgili İbrahim'ciğim. Son resim olarak. Talas ilçe başkanı da Sayın Mustafa Kiraz da bu dönemde görevini yeniden yerinde korudu. Ve Ankara'da yapılan o toplantı, istişare toplantısında görev kendisine tekrardan tevdi edilmiş oldu. O da yapılacak olan kongre sürecinde kendi listesini oluşturup kongreye çıkacak gibi görünüyor. Önümüzdeki süreçte tabii herhangi bir değişiklik, herhangi bir farklı bir şey olmaz ise. Evet, AK Parti'deki durum da bu. Buradan da il kongresine gidiliyor. Zaten bu ayın içerisinde, yani Ekim ayının içerisinde sanırım önümüzdeki hafta itibariyle kongreler başlıyor. Evet. 12 Ekim diye biliyorum. 12 Ekim itibariyle sanki Bünyan Kongresi ile başlayacak. Kasım sonu, Aralık'ın başına kadar olan bir kongre süreci yaşanacak. Ve o kongre süreciyle de il başkanlığı için eğer genel merkez herhangi bir takdirde ya da herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz ise Sayın Fatih Üzüm yönetimi yeni il sitesini oluşturup belirlenen takvim içerisinde de il kongresi yapılacak ve AK Parti büyük kongreyi bekleyecek. Evet. Büyük kongrede de yeniden ekipler, yeni kadro kurulup yeniden seçim çalışmaları için sahaya inecekler diye düşünüyorum. Evet, evet, AK Parti'deki durum da bu. Kayseri Spor'daki kötü gidişi devam ediyor dedik. Evet. Hadi bakalım Dursun abi. Şöyle yapalım mı? Seri olarak önce Ali Çamlı mı, Burak Yılmaz mı? Önce Ali Çamlı. Ali Çamlı'nın maç sonunda bir görüntüsü vardı sevgili İbrahim'ciğim. Onu bir ekrana getirelim. Daha sonra devam edelim. Burak Yılmaz Soğan'ın meselesi. Hazırlayın. Süper Lig'in 7. haftasında Kayseri Spor konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Spor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hakemi de tebrik ediyorum. Görevini güzel yaptı. Gerçekten tebrik ediyorum. Federasyon ve MHK'ya buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu hakemi bizim maçlarımıza verirlerse o zaman daha değişik konuşurum, lütfen vermesinler dedi. Yani bu hakem geçen sene iki Galatasaraylı çarpışıyor, faul veriyor, dönüyor o gol, top bize gol oluyor. Maçı kaybediyoruz. Sivas maçında VAR hakemi Nizami golü offside diye iptal ediyor. Tebrik ediyorum. Ha bir şey söyleyeyim mi? Atilla Karaoğlan'a ben amatör ligde maç yönettirmem. Türk futbolunu eğer mahvetmek istemiyorlarsa bu hakemlere dikkat etsin. Tabii. Fener yendi. Galatasaray puan kaybetti. Beşiktaş'ın 3 puan alması lazım. Aldı. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Güzel. Yani ilk yarı oynadığımız futbol herhalde hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı. Tebrik ediyorum. Çok tebrik ediyorum hem de. Sevinsinler. Çok mutlu olsunlar. Ama hakeme rağmen Kayseri Spor'a kimse bir şey yapamayacak. Burası çok büyük camia. Hiçbiri bir şey yapamayacak. Yüreği yiyen varsa çıksın. Delikanlı gibi konuşalım. Hakem, federasyon, hiç hepsi hikaye. Delikanlılarsa çıkacaklar, bu hakemlerle ilgili konuşacaklar. O penaltıyı yorumlayacaklar, vermediğini yorumlayacaklar. Sonra konuşacağız. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum herkese. Ya yani bir film seyrediyor gibiyim ya. Aynen. Yani ben bunu 3 hafta önce bu filmi tekrarını... Yani o zaman fragman mıydı? Bu mu film? Bu mu fragman? Filmin sonu, daha mı sonu olacak? Ya hep bir Kurtlar Vadisi vardı. Deli Yürek vardı. Ya raconla dolu bir maç sonu açıklaması. Evet. Ya biz bunu 2 hafta önce, 3 hafta önce de gördük. İlk maç kimdeydi abi? Sivas'taydı. Sivas'ta yenildi, istifa etti. Sonrasında basın toplantısı yaptı. Orada da biraz sonra basın toplantısı yaptı. Ona biraz dedi, böyle dedi. Ben de kesinlikle aday olmayacağım da bilmem neydi.
Abi hep bir racon. Hep bir efendime söyleyeyim efelik. Hep bir rest. Posta koyma. Evet. Ya yani tamam maçı kaybetmişsin. Ben beklerdim ki ya Beşiktaş'ı tebrik ederim. Gitti. Efendim, ben bu amatörde bile maç yönettirmem de. Ben efendime söyleyeyim işte yüreğe yeten varsa çıksın konuşsun da. Ya şimdi söyleyeceğim ama Dursun Bey'in söyleyeceği daha çok şey var. Burak Yılmaz'da da görüntüsünü aldıktan sonra konuşuruz ama. Evet. Ya abi gerçekten bu işi ya artık Kayseri Spor son yıllarda belki şu Türkiye'de en çok konuşan spor kulüplerinden bir tanesi. Tabii canım. Tamam öyle ya da böyle. Başarısızla konuşulmuyor. Ya bir tehditle bir variyle anlatabiliyor muyum? Ya kulüpsel, yönetsel sıkıntılarla. Borçla, harçla. Ya borçla, harcı da artık konuşulmuyor. Evet. Ya gelen teknik direktör onu kabul ederek devam ediyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? O da bir başka bir konu. Ama ya artık şu ağzı, şu şeyi, üslubu değiştirmek lazım. Evet. Tavrı değiştirmek lazım. Ya ama o üsluptan besleniyorsan nasıl değiştireceksin? Bak, dursun yani. Abi, şimdi Kayseri kadim şehir diyoruz. Kaç medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir şehir diyoruz. Tamam mı? O şehrin kulübünden bahsediyoruz. O şehrin kulübünden bahsediyoruz. Bu şehrin kulübüyle ilgili Sayın Baki Ersoy da, Sayın Mehmet Özseki de uzun uzun yıllar mücadele verdi. Evet, emek verdiler. Emek verdiler. Verdiler abi. Şimdi. Allah var şimdi. Verdiler. Bu, hala da işte Baki Ersoy hala bu verdi. Yadırganamaz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Fakat şu geldiğimiz nokta yani maç kaybı. Şimdi bu hafta kimle oynuyoruz? Vallahi Başakşehir'e gideceksin. Kimle oynadığının çok önemi yok ki abi. Bu hafta değil önümüzde kapça. Yani şunu alacağım. Bak Kayseri'de oynanacak maçta yani bu hafta deplasmandayız. Önümüzde kapta evdeyiz. Önümüzde kapta kimle oynayacaksak biz bu hafta değil. Önümüzde kapta kimle oynayacaksak o maçta yenilirsek de aynı üslubu karşılaşacağız. Yine hakem suçlu. Yine şey. Hep abi böyle değil. Evet. Yani profesyonel bir spor yönetici kadrosunu kuramazsan. Evet. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin başkanı eleştiriliyor Ali Koç. İnsanlar Acun'u da eleştiriyor. Evet. Başkan vekilini veya as başkanı değil mi? Evet. Ya Acun diyor ki ya biraz daha sabır diyor. Evet. Mourinho'ya soruyorlar sen pişman mısın geldin ya diyor. Ben değilim diyor. Dün Twente ile maç yapıyor bir bir berabere kalıyor. Fenerbahçe'nin üstün oynadığı bir maçta bir bir berabere kalması Fenerbahçe için zul. Böyle bir kadro ya. Evet. Galatasaray'a kendi evinde 3-0 yenilmesi böyle bir kadroya rağmen kendi evinde yenilmesi başında Mourinho'nun olduğu bir takım. Eskiden ne deniliyordu? İşte hakemdi bilmem neydi. Şimdi o konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Fenerbahçe bile bunu konuşmadığı bir dönemde. Doğru mu Dursun Bey? Evet, evet. Yani Fenerbahçe bile artık konuşmuyor. Bak Mehmet Ekşi zamanında konuşmuyor. Aldı şeyin evet, altına, halının altına koydu. Abi ama ya Kadimşehir Kayseri'mizin de bir takımı var. Evet. Kayseri sporumuz var. Ya hem üslup açısından, hem yönetsel açısından, hem de ligdeki bulunduğumuz konum anlamında. Şu evet. Anda 17. sıradayız ya. Hiç layık olmadığımız bir yerdeyiz. Evet. Burak Yılmaz'a şöyle dediler, böyle dediler. Adam ligde tuttu Burak Yılmaz. Ama artık tamam bitti. Buyurursun abi. Şimdi en baştan başlamak lazım. Birinci haftadan senin dediğin gibi. Dedi ki yani o konuşmalarında önceki yönetime atıfta bulunarak, daha önceki yönetim derken Berna Gözbaşı dönemine atıfta bulunarak, gelin bu pisliğinizi temizleyin dedi. Bu çok bir ağır bir laf. Evet. Yani abi. Bu bir hani insana da söylenmez, bayana da söylenmez. Ağır evet. Bir laf. Gelin bu pisliğinizi de temizleyin dedi. Sonra dedi ki Kayseri Spor yönetilemez bir durumda. Ben dahi kimse yönetemez, bırakıyorum dedi. Evet. Sonra genel bir basın toplantısı düzenledi. İşte şu şöyle yapıldı, böyle yapıldı. Menajerlere şu kadar para ödendi. Hep bir ağlama pozisyonu, hep bir eleştiri pozisyonu. Hiç bende suç yok. Adama demezler mi? O pislik varken sen oranın as başkanıydın, sende imza yetkin vardı demezler mi? Yani. Ya şimdi sonra menajerlere bu kadar ödendi. Sonra Berna Hanım yanıt verdi. Bana belgelerle gelin yalan söylemeyin dedi. Çıt evet. Yok. Sonra genel kurul oldu. Yönetilemez denen yere, pislik dediğin yere oturdun. Yani o, ne yaptın o pisliğin üstüne kum attın mı? Yani yarın bir gün yine kokacak öyle pislik var. Ki yarın yine başlayacak. Bu kulüp yönetilemez de, para yok da, pul yok da, şöyle de, böyle de. Yani orası yönetim makamı değil, ağlama makamı oldu Kayseri Spor. Evet. Aynen öyle. Bu çok çok acı verici bir durum. Şimdi o hakeme maç yönettirmeyeceğim. Adama demezler mi sen cürmün nedir? Sen nasıl böyle büyük bir laf ediyorsun ya? Nasıl yönettirmeyeceğim? Nasıl evet. Yönettirmeyeceğim? Bana bir söyle. O hakeme nasıl maç yönettirmeyeceğim? Futbol Federasyonu hakeme atadı. Ne yapacaksın?
Maça mı çıkmayacaksın? Senin futbol federasyonu Beşiktaş'a söyleyeceği bir laf olmadığı için sen İsviçre yerel futbol federasyon başkanının böyle bir yetkisi var mı? Nasıl? Direkt yetkisi var mı? Şu hakem maç oynatamaz diye. Yok öyle bir şey yok. Merkez federasyon başkanı yok değil mi böyle bir yetkisi? Merkez hakem komitesi. Bu nasıl konuşuyor? MHK yine attı o hakemi, getirdi bize, atadı. Ne yapacaksın? Maça mı çıkmayacaksın? Sen bir kere İsviçre yerel mahkemesindeki uyduruk bir davayı kazanıp da erteletemedin transfer yasağını. Bu takım sizin yaptığınız haksız fesihlerden dolayı yasak yedi. Borcundan, harcından falan değil. Onlar parasını ödenip açılabilir. Şu andaki parası ödenip açılacak bir durum yok. Disiplin cezası. Bir dönemde tam yanlış hatırlıyor olabilirim, 3 ya da 4 tane haksız fesih yapıldığında transfer yasağı gelir. Suçun mükerriri, yani devam ediyor. Sen bu suçu işlemeye alışmışsın diyor UEFA ve sana FIFA sana ceza veriyor. Sen o cezayı bile erteletemedin. Kayserispor'a transfer yaptıramadın. Gücün yok, lobin yok. Bunu nasıl yapacaksın? İnandırıcı bir şeyler. Borçla alakası yok. İnandırıcı bir şey. Arkadaşlar, yeni bir işte yeni yönetimimiz var. Yeni şeyler alacağız, kararlar alacak. Bu takımı yeniden ligde tutulmak için mücadele edeceğiz. Bunları söyle. İnsanların beklediği şey bunlar. Üzerinden atmak için, başarısızlığı örtmek için yapılan şeyler. Bu ağlama duvarına çevireceğiz Kayserispor'u. Yazık ya. Kayserispor'a zarar veriyor abi. Artık zararın ötesine geçti. Bu şehre de çok büyük zarar veriyor. Ya, bu üslup özellikle. Pislik var dediğin yönetimde sen as başkansın ve alınan kararların hepsinde sen de etkinliğin. Aynen öyle. Rol oynadın. Aynen öyle. Vaden bu pislikti bu kararlar. Yani o zaman niye böyle bir pisliğe izin verdin, göz yumdun, imza attın demezler mi adama ya? Tabii. Ayıptır, doğru. Günahtır yani. Ya, bu kadar da balık hafızalı değil insanlar. Hı. Yani o yönetimde olduğunu herkes biliyor ve etkin olduğunu herkes biliyor. Hı. Bağlamışlar bir iki transfere. Yok Bertolucci imza atarken sen de oradaydın. Tamam istiyor olabiliriz, istemiyor olabilirsin ama attırmayaydın o imzayı. Hı. Bertolucci'nin ikna döneminde Süleyman Hurma ile konuşanlardan biri de sendin, gelsin aman diye. O gün anlattı ya şeyde, basın toplantısında. Yani, ben de oradaydım diye. Niye böyle oluyor o zaman? Yani hatipliği güzel mesleğinden ötürü. Evet. Hatipliği güzel. Bak bu doğru. Yani güzel hatiplik yapıyor. Müthiş hatiplik de değil abi. Müthiş hatipliği var. Tamam ya, heyecanın nerede olduğunu ve nereden gitmesi gerektiğini biliyor. O anki popülist durum nedir biliyor. Çünkü yani koskoca bir Kayseri'nin en önemli camilerinden birinde hatiplik yaptı yani. Bu mesleği yani. Bu mesleğini güzel icra ediyor ama futboldan anlamadığı da açık. Anlamadığı noktayı bıraksın artık. Hem esnaf hem hatip olunca hem iyi pazarlamayı biliyor hem de iyi konuşmayı biliyor diyor. Yani esnaflık, hatiplik, her şey ama bir tek kulüp yönetmeyi bilmiyorlar. Bak maalesef. Burak Yılmaz'ın, Burak Yılmaz'ın gerçekten çok hoşuma gitti. Evet. Bir de yani şunu açıklaması lazım. Hemen bir parantez açayım. Tamam. Burak Yılmaz zaten ben gideyim yeni bir kan gelsin demişti o başkanı. Yok işte onu diyorum. Heh. Onu da izleyelim istersen, onu istemiyorum. Ben tamam. Yani şöyle gerçekten önemli bir açıklama. Tabii. Ya yani düşünsene, izleyelim ondan sonra söyleyeyim yani. Gerçekten çok enteresan. Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, Beşiktaş maçından sonra istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz öncelikle Kayserispor camiasına ve Kayseri halkına çok teşekkür ediyorum. Geçen sene beni buraya getirdiler ve bu şerefli görevi bana layık gördüler. Ben de bu görevi onurla takımımızı kümede tutarak alnım açık, başım dik bir şekilde temsil ettim. Sezon başında bir transfer cezamız vardı ve o dönem de transfer cezamız var diye bırakıp gitmeyeceğim demiştim. Bu durumu asla bir sorun haline getirmedim. 18-19 yaşındaki çocuklarla da sahaya çıktık. Elimizden geleni yaptık, başarılı olduk, olamadık. Bu futbolda olan şeylerdir. Ancak artık bir değişiklik zamanı geldi. Neden mi? Çünkü her yolu denedik, uyku uyumadık. Tesiste kaldık, oyun planlarımızı, baskımızı değiştirdik. Çocuklarla ilişkimizi geliştirdik. Geriye sadece bir şey kaldı, benim gitmem dedi. Ben bu şehre bırakıp da iyilik yapmak istiyorum. Belki ben gidersem bir kan değişikliğiyle
Kayseri sporumuza böyle yararlı olacağımı düşünüyorum. O yüzden bugün itibariyle bırakıyorum. Hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Çünkü hakkınız bana geçmiştir. Bizim de geçtiği de helaldir. Ben Sayın Başkanıma, tüm şehre, tüm büyüklerime teşekkür ediyorum. Bana güvendiler, bu şerefli görev verdiler. Ama bugün itibariyle Kayseri sporu düşünüyorsam, bu oyuncuları seviyorsam benim bugün bırakmam lazım. Çünkü bir tek bu kaldı. Her şeyi yaptık, her şeyi denedik. Ben sizlere bir kere bile transfer demedim. Bir kere ben 18-19 yaşındaki çocuklarla oynuyorum demedim. Ben size bir kere 7 tane eksiğim var demedim. Asla demedim. Demeyeceğim de. Bugün de çıktı Barak, sahanın en iyisi. O çocuğa lütfen sahip çıkın. O çocuğa sarılın. Onu pamuklara sarın. Çok değerli. Teşekkür. Yani şimdi bu kulüpte diyor ki Burak İlmaz, işte bir kan değişimine ihtiyaç vardı. Bu da ben oldum diyor. Lafın özü. Çok uzatmaya gerek yok. Çünkü süremizi de epeyce geçirdik. Evet. Şimdi böyle düşünürsen abi, ya bir insanlar kendine bakmalı. Bu kulüpte eğer bugün şey gidiyorsa, Burak İlmaz gidiyorsa, Hoca gidiyorsa, ben Ali Hoca'nın yerinde olsaydım, aynen, Ali Çamlı'nın yerinde olsaydım, istifa edin de koçlar gibi istifa eder bırakırdım. Zaten bu işin böyle olacağını bilmiyor muyduk, tamam abi, istifa edeceğim yani dediğinde. Orada birkaç ismini değiştirip, yedekleri bile aynı tutup, yedek yönetimdeki isimleri bile aynı tutup, birkaç ismini gönderdikten sonra iyi. Abi istifa maçından sonraki açıklamasına ben istifa edeceğim dediğini hepimiz şunu düşünmedik mi? Gene devam edecek demedik mi? Ha, hepsini yorumla diye söylüyorum abi. Yeni gelen teknik direktörün resmi vardı, atmıştım sana. Hepsini bir yorumla diye, en son çünkü kapanışı sen yap diye söyleyeceğim. Yeni gelen bir teknik direktör Sinan Kaloğlu Kayseri Spor'a dün itibariyle resmen göreve başlamış oldu. Onun görüntü fotoğrafını da atmıştım. Evet, Kayseri Spor Bellona Kayseri Spor'un resmi sitesinden yapmış olduğu açıklama. Evet. O değil, evet bu. Sinan Kaloğlu da. Sinan Kaloğlu hoş geldiniz diyor, hayırlı olsun diyor. Evet. Bir de Kapalı Kale grubunun bu şeyle alakalı, konuyla alakalı şiddetle açıklaması var. Şiddetle karşı çıkıyorlar, kararınızı yeniden gözden geçirip. İlk defa Kapalı Kale ile Kayseri Spor karşı karşıya geldi. Buyur, Dursun Bey. Evet, mental bir kan. Yani burada açıkça bu görev, yani aldığınız kararı. Yok, hem Burak İlmaz'ın açıklamasını, evet. Sinan Kalo. Şimdi Burak Paç, sadece vayıp da kalsın şey Dursun Bey. Burak, evet. Burak Yılmaz şöyle. Burak Yılmaz, Sinan Kaloğlu ve Kapalı Kale'nin açıklaması abi. Beni diyor bu şerefli göreve getirdiler, ben de bu kulübü ligde bıraktım diyor. Yeni dönemde bir kan değişikliği lazım, buna benden başlayın diyor. Çok delikanlıca geliyor. Yani evet, burada diyor benimle ilgili bir durum kalmadı. İşin açıkçası. Ben bu kulübü bir adım öteye götüremem. Götüremediğinden veya yetersizliğinden değil. Kulübün geldiği noktadan dolayı. Futbolcularla diyaloğunu kaybetmiştir, inancını kaybetmiştir. O Burak Yılmaz ruh halini biliyor kendinin. Ve diyor ki ben devam edemem diyor. Yönetim diyor ki aman sen kralsın, devam edersin, şöylesin. En krallarıyla çalıştın, bizi buradan devam çıkartırsın. Sonra yine Burak'ın dediği noktaya geliyor ve Burak Yılmaz artık ayrılıyor kulüpten. Sonraki süreç teknik direktörlük süreci. Bu süreç içerisinde iki yönetici karşı karşıya geliyor. Bir cümleyle cevap verebilir misin abi? Niye Mehmet Bulut, Mustafa Uğur gibi birçok Erdoğan Hoca gibi değerimiz var? Kayseri bir türlü göz ardı. Niye onlar olmuyor da, Kayseri'mizin değeri olmuyor da, bu para Kayseri'de kalmıyor da, değil mi Yusuf Bey? Aynen öyle. Yani niye biz bu paraları sürekli şehir dışındaki 3 maç sonra, 5 maç sonra göndereceğimiz teknik direktörlere para veriyoruz? Şöyle, orada ben bunu bizzat sordum etkili birine, dedi ki çok fazla dışarıda kaldılar. Ve şu anki şartlara... Sinan Bey nereye yönetti? Yok, şey olarak, genel anlamda çok. Doğru. Bizim Kayseri teknik adamlar için söylüyorum. Tam ben de Sinan Kaloğlu nereye yönetti? İşte ona geleceğim ben. En son? Çok makas açıldı. Şu anki şartlara uyum sağlarlar mı, sağlamazlar mı? Futbolun dili bir. 100 yıl önce de bir, şimdi de bir. Tamam, bazı şeyler değişmiş olabilir de zaten teknik direktörler kendilerini yenileyerek geliyorlar. Hoca seçimlerinde İsmail Kartal, Volkan Demirel, Recep Uçar, Hikmet Karaman gibi isimler vardı. Özellikle Recep Uçar ikna edilebilecek bir durumdaydı. Hikmet Karaman telefonun ucundaydı. Ama gel bir çay içelim, görüşelim diyen ve gel dediklerinden sonra ilk uçağa atlayıp gelen Sinan Karalo ile anlaştılar. Ha, ilk uçağa binen mi geldi? İlk uçağa, önce gelen attı imzayı. O da güzel. Öyle bir durum ortaya çıktı. Peki Kapalı Kale niye yazıyor?
bu durumdan Sinan Hoca'nın bizi çıkaracağını düşünmüyor. Niye? Yani belli bir zümrenin teşviki önerileriyle geldiği düşünülüyor. Peki bu zümrenin talebi neydi? Bu zümre, ben aslında o zümreyi tam açsalardı, bu zümrenin de bu gelişten faydalanacağı, menfaatleneceği noktası var. Mesela kapalı kale grubu ya da taraftarın beklediği ya da futbol insanların beklediği. Taraftarın beklediği. Kimdi? Aynı dönemde, geçmiş dönemde hatırlarsın o transfer dönemimiz kapalıydı. Bu kadroyu çalıştırdı ve bu kadroyla çok büyük bir çıkış yakalayarak ligde bırakmasının zeminini açan Recep Uçar biri. Diğeri de kimileri gazla çalıştığını iddia eder, kimileri gazla tribünleri coşturduğunu iddia eder, kimileri işini çok iyi yaptığını iddia eder. Hikmet Karaman. Peki İsmail Kartal'ın durumuna en uygun gelmez miydi? Yani ikna edilebilirdi yani, sonuçta boşta teknik direktörler. Evet. Dursun Bey, teşekkür ederiz. İsmail Kartal geldiğinde Kayseri Spor küme düştüğünde kimse niye düşürdü? Söylemeyeceğim demez. Niye söz verdim biraz önce? Konuşan adam. Yok, neyi söylemeyecektim? Hiçbir şey söylemeyeceğim, ben yorum yapmayacağım. Yok, sadece şey söyleyeceğim ya. O yeni hocanın gelmesiyle birlikte geldiydi, gelecekti, geldi, yürüyor da canına dolanan da biri var. Onu da çok merak ediyorum. İnşallah ona katkısı, daha sonra gireceğim. Bir katkısı olmuştur. Katkısı mı oldu, katkılanacak mı onu bilemem tabii. İşte sen, o zümreyi... Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında mesaj verdi ha. Verdim de. Bu hafta salı günü bekle diyor. Ha? Ha? Zümre. Evet. Abi ikinize de katılıyorum, ne yapayım? Peki. Dursun Bey, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olasın. Yusuf Bey, teşekkür ederiz. Allah razı olsun, sağ olun. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bu haftaki Objektif Bakış programını burada sona erdiriyoruz. Yaklaşık 2 saate yakın bir program oldu. Hakkınızı helal edin. Biz de bu saate kadar izlemek için ekranın başında sizleri tuttuk. Programımızı tekrar pazar akşamı saat 21'de YouTube kanalımızdan, sosyal medyalarımızdan da izleyebilirsiniz. Bir sonraki hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize, yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.